son verdim kalbimin işine, aklım vermedi gidişine. Son verdim kalbimin işine, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de, olmaz olsun onun aşkı sevgisi de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar ATV ekranlarından, Esra Erol'da programından, Arife gününde yine canlı yayında sizlerle beraberiz. Yani koca bir Ramazan ayında bitirmiş bulunuyoruz. Yarın yeni bir bayram sabahına uyanacağız. Şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yarın yine yayında sizlerle olacağız. Yepyeni konuklarımız var. Ve stüdyodaki konuklarım, sizler de hoş geldiniz. Nerelerden geldiyseniz bu bayram üstü. Hoş geldiniz. Nereden geliyoruz? Teşekkür ederim. Nereden geliyoruz? Almanya'dan geliyoruz. Almanya'dan. Nürnberg şehrine yakın. Şimdi tatile mi geldik? Bir haftalığına. Bir haftalık tatil. Evet. Aile ziyaretleri herhalde. Yok. Öyle tatil amaçlı. Doğum günüm olduğu için. Eşim... Bugün mü doğum gününüz? Yarın. Yarın. İsminiz? Evet. Sultan. 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 Mutlu yıllar Sudan, mutlu yıllar Sudan, mutlu yıllar Sultan. Mutlu yıllar Sultan. Sultan Hanım. Çünkü biz kendisini yurt dışından transfer ettik. Sultan Hanım. Ay çok güzel bir doğum günü oldu. Sağlıkla, neşeyle, keyifle geçsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Yeni yaşınız, çok teşekkür ederim. Eşiniz herhalde buraya gelerek sürpriz yaptı. Size bir şey söyler misiniz hanımefendiyle? Kaç yıldır berabersiniz? 24 yıldır beraberiz. 24 yıl. 24 yıldır. Emin misiniz? Eminim. Hani 25-26 yıl, 24 yıldır evliyiz, öyle diyelim. Peki kaç çocuk var? 4 çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Büyükler galiba. 23, 22, 13, bir de 5 yaşında. 5 yaşında. Evet. Doğum günü için eşinize ne söylersiniz? Yaş günü kutlu olsun. 27 yaşına girdi işte, girecek yarın. Zannedersem. Yaş günü kutlu olsun. İşte yaş günü kutlu olsun. Sağlıkla, sıhhatle geçsin. Güzel çiçekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hemen konuklarımızı davet etmek istiyorum sevgili seyirciler. Enteresan bir kayıp konusuydu. Ben dün de altını çizmiştim. İki kardeş Fatma ve Ramazan. Anneleri kayıp 9 Mart tarihinden beri. Komşuda mı, teyzesine mi, nereye gitti, bu kadın nereye saklandı derken. Bir aydır annelerini arıyorlardı ama anne 100 metre ilerideki komşunun evinden çıktı. Detayları konuşacağız. Önce Fatma Can ve Ramazan geliyor, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biraz sonra sizinle devam edeceğiz ama bu arada ekran başındaki seyircilerime de hemen de bir duyuru da yapmak istiyorum. Aslında hayatımızda her daim maalesef ki en ağır, yani bu hastalığı duyduğumuzda, kanserle ilgili bir kelime duyduğumuzda klasik olarak hepimiz böyle dağlara taşlar, aman Allah bizden uzak tutsun, iyi beslenelim, sağlıklı beslenelim diyoruz ama şunu bilmeliyiz ki kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Kanserde başlıca risk faktörleri neler? Tütün kullanımı, fazla kilolu ve obez olmak, meyve ve sebze açısından az beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, yani günlük bedenimizin ihtiyacı olan, aslında tüketmemiz gereken bir enerji var. Bunu yapamazsak hastalanabiliyoruz. Alkol tüketimi kanserin başlıca risk faktörleri arasında kalıyor. Peki korunmak için ne yapacağız? Bunlardan uzak durup çok daha sağlıklı bir yaşam şeklini tercih edeceğiz. Aslında bu bizim yaşamımızın tamamında olması gereken doğru bir beslenme şekli. Ama en önemlisi taramalarımızı, kontrollerimizi mutlaka sık sık yapacağız. Kadınlarda en çok biliyorsunuz ki meme kanseri görülüyor. Bu sebeple de 40 ve 69 yaş arasında kadınların bu taramaları yaptırması çok kıymetli. Ücretsiz kanser taraması için ekranda görmüş olduğunuz bir barkod var. Sağlık Bakanlığı bu anlamda tüm vatandaşlara bu taramanın yapılmasını tavsiye ediyor. Sizler de lütfen taramalarınızı yaptırın. Sevdiklerinizi erken yaşlarda kaybetmeyin. Ve Çorum'a gideceğim. Kayıp olan 17 yaşındaki Elmas Delikkaya'yı arayacağız. Anne baba Fatma Hanım ve Nevzat Bey stüdyomuzda. Nasılsınız? İyi Esra Hanım, teşekkür ederim. Ya bu bayram, ama siz aslında hem bu Ramazan ayı, evet, hem bu bayram sanırım sizin için çok zor geçiyor. Evet. 17 yaşındaki kayıp olan kızınızı arıyorsunuz. Eğitim, evet, hayatını yarıda bırakmış. Evet, yarıda çalışıyor bıraktı. Çalışıyor muydu? Hayır, çalışmıyor. Çalışmıyordu.
Kocaeli'nde mi yaşıyordu? Kocaeli'nde. Kimlerle yaşıyordu? Ablasıyla, abisiyle birlikte kalıyordu. Onlar evli mi? Hayır, bekar. Üçü de bekar. Üçü de bekar. Hepsi beraber yaşıyorlar hepsi beraber. Kocaeli'de. Evet, hepsi siz beraber. Bu arada kardeşinizle gelmişsiniz. Evet, Nevzat Bey. Evet, kardeşimle geldim. Kardeşiniz. 2 Nisan tarihinde kimin yanından kayboldu Elmas? Sabah 7'de benim yanımdan çıktı evden. Gece misafirimdi hepsi. Siz de Kocaeli'nde yaşıyorsunuz. Evet. Büyük ablası işe giriyor. Evinin 100 metre yan tarafında veya 200 metre yanında. Onu da eve gir diye eve gönderiyor. Eve gidiyor. Büyük ablaları da gözünü çizmişti o gün. Eve gittiğinde büyük ablası saat 11'e doğru evde bulamıyor. Diğer kardeşini arıyor. Diğer kardeşi de diyor ki benim yanımda yok diye eve göndermiştim ben diyor. Bir saat sonra falan bir kırmızı arabaya bindiğini komşuları görüyor. Ondan sonra bize haber geldi. Tam Kocaeli'nde hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Derince'de yaşıyorum. Ya kaybolduğu yeri soruyorum. Deprem konutlarında. Deprem konutlarının orada yaşıyorsunuz. Yenişehir Hastanesi'nin karşısında. Yani o gün 2 Nisan günü 11'de abla geldiğinde bulamıyor. Evden giderken yanına hangi eşyalarını almış? Abla eşya götürmüş, sadece, altınlarını götürmüş. Çocukların yaptığı birkaç altını vardı. Şimdi altınları burada 5 gram, bir evet. Cumhuriyet, bir tane de tam altın evet, var. Doğru bu ablam. Altınları kim biriktirdi? Birini oğlum aldı, birini büyük kızım aldı, birini de ortanca kızım almıştı 5 yani gramını. Yani aslında kardeşleri bu paraları kendi alın terinleriyle, yani, emekleriyle. Aynen, yani evet. Gidip üstüne başına bir şey almıyordu, aman gelecek evet. için kenara bir altın atayım diyor. Yani heves ettiler, aldılar çalıştıkları parayla. Birikim yapıyorlar. Birikim yani. Yani Elmas Delikkaya o gün 2 Nisan tarihinde evden kaçarken ablalarının birikimlerini de, kardeşinin evet. birikimlerini de alıyor. Evet abla. Sosyal medyayla ilişkisi nasıl Elmas'ın? Ablam onun Facebook'u yoktu, Instagram'ı yoktu. Sadece WhatsApp'ı vardı. Abisi de eve internet bağlattı. Hani işleriyle alakalı. İşte öyleydi. Esra abla aramaya kontrolü bile yoktu. Komple yazışmayla gitmiş. Yazışmayla? Evet. Evet. Kontrol en son kimle yazışmış? Mart ayını biz göremedik. Şubat ayında yazıştı. Verdik bilgileri buraya. Bazı bilgiler geldi bana ama internette böyle tanımadığı insanlarla kolay arkadaşlık kurup kolay yazışabilen biri. Evet. Evet. Bu son gittiğine dair, mesela atıyorum sevdiği, ilgilendiği, onu istemeye gelecek biri var yok, mıydı? Yok ablam yok, hayır yok, hayır öyle abi. Hiçbir şey yok. Zaten 2 ay oldu buraya geleli, yanımda duruyordu. 2 yıla yakın oldu. Daha önce biz Çorum Osmancıklıyız. Osmancık'ta yurtta hem okuyup hem yurtta kalıyordu bu. Ne yurdunda? İmam Hatip. Devletin İmam Hatip yurdunda. İmam Hatip. Şimdi son gittiği gün, yani en son konuştuğu 3 numara var. Ama biri Kocaeli'nde, biri Muğla'da, diğeri de İstanbul'da. Yani 3 farklı kişiyle 3 farklı arkadaşlık yapıyor. Ama bu insanların yanında mı değil mi tam ondan emin değiliz. Değiliz. Şu anda da ekranda fotoğrafı var Elmas Delikkaya'nın sevgili ya seyirciler. Gören, tanıyan, bilenler. Deprem konutlarının orada Kocaeli'nde yaşıyor. 17 yaşında eğitim hayatını yarıda bırakıp ablalarıyla yaşamını sürdürürken ablalarının, kardeşlerinin birikimlerini alıp kayıplara karışıyor. Eklemek ve söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ablacığım sana güveniyorum. Senden başka hiç kimsem kalmadı. Daha ben bir haftadır sesini duyamıyorum. Ben şimdi gideceğim. El bayram yaşayacak. Ben cenaze çıkaracağım evden. Benim umudum direğim sensin. Ablacığım bu gazi çocuğu. Babası gazi. Askeri gazisi. Gözünün biri yok. Yani hiçbir yere bir arama şansı yok. Yani rastgele kişiler kayıp ilanı verildiğinden beri arıyorlar. Benim oğlum aramışlar kuzenini. Şöyle yaptık, böyle yaptık diye telefon numarasını da buraya verdik. Ya, oğlum evde vurmuş, masayı kırmış sinirinden. Serkan isminde bir kişiyle hatta çocuğum şeye bağlanmak kurulmuş. İstiyordu. Daha bilgileri Serkan daha demiş iyi ki kızınız benim yanımda. Evet. Yani şimdi söylenenler de böyle kolay ifade edebileceğim şeyler değil. Hani güya benim yanımda ben kızınızı mağdur evet. ettim kızınız ama şunu evet. demiyor. Biz onunla evleneceğiz, bizim evlenmemize izin verin gibi bir cümle yok. 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 Ben sadece kızımızı aramayın kızınızı, Elmas'ı aramayın. Benim onlar hepsi benim karım yaptım demiş. Yani daha başka şeyler de söylemiş. Ben söyleyemiyorum. Ondan bir gün sonra da aramış, özür dilemiş böyle bir şey yok diye özür yalan dilemiş söylemiş. Ama... Yalan söylemiş. Telefonunu, ismini, soy ismini yanlış verin. Bütün iletişim verin numaralarını zaten onlarla ekip arkadaşım iletişim kuruyorlar. Şimdi ben hep söylüyorum programda. Hani benim dedikoduya ihtiyacım yok. Benim somut gidebileceğim adıma ve bilgiye ihtiyacım var. Bunun için de Kocaeli'nde yaşayan
Elmas Delikkaya'yı bu süre içerisinde tanıyan, arkadaşlık eden, iş yerinden onunla samimi olan, çevresinden kim ne biliyorsa, lütfen ihbarda bulunabilirse 2 Nisan tarihinden beri bakın annesi, bakın dayısı Söğütyomuz'da Elmas'ı arıyorlar. Yani Elmas bir internette biriyle tanıştı, arkadaşlık yaptı, mağdur mu edildi? Bundan mı geri dönemiyor? Yoksa sevdiği biri var, o insanın yanında ailesi izin vermiyor, bundan dolayı ailesine öfkeli mi? Yoksa altında bambaşka şeyler var, bir fotoğraf karesiyle mi tehdit edildi? Bakın bunların hepsi ihtimaller arasında. Bu sebeple Elmas'ın yakınları, Elmas'ın sevdiği, arkadaşlık ettiği kişilerden gelen bilgiler ya da Elmas'ın şu anda bulunduğu, gittiği bir şehir var. O çevrede bu süre içerisinde Elmas'ı gören, tanıyan, bilenler varsa lütfen bize ihbarcı olun. Sizin bilgileriniz bizde gizli kalacaktır. Amacımız Elmas'ın nerede olduğunu, güvenli bir yerde olup olmadığını ve ailesiyle iletişim kurabilmesini sağlamak. Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacım var. Bir de şunun altını çizeyim. Bu kız 17 yaşında. Evet, ya hala reşit 17 değil. Yaşında ya. Ben bir kere bir sesini duyayım. Yani bu da sevecek bir şey diyor, bunun gelin olacak bir şey diyor. Bunun niye götürdüler bunu? Ablacığım, ben anlamış sevdiği bir şeyim de varsa yani biz ona da karşı değiliz. Elmas kendi rızasıyla gitmiş olsa bile onu evinde misafir edenler suç işliyorlar şu anda. Evet. Yani çocuğun rızası olsa bile 18 yaşına kadar annenin babanın zaten evlilikleri devam ediyor. İkisinin de rızası yoksa kimse Elmas'ı bir saat evinde misafir edemez. Bunun dışında ama niye kaçırıyorlar bunu? Kırmızı sebeple? Kırmızı araba çok önemli. Bak onu görenlere de buradan seslenelim. Eğer bir plaka görmüşse kızınıza plaka görmemiş ablacığım. Evet, ama yok. Bir kilometre altında mobeseler var. Bu mobeseleri ben orada ifadelerimle savcılıkta, emniyette hepsine söyledim. Hiçbir şekilde incelenen sonuç çıkmadı. Ama şimdi gerçekten kırmızı bir araca bindi mi, binmedi mi? O kırmızı araç bazı bölgelerde taksiler biliyorsunuz kırmızı oluyor. Yani tam ondan emin değiliz. Öncelikle benim Elmas'la internet ortamında arkadaşlık eden, çevresini onu tanıyanların verecekleri bilgilere çok ihtiyacımız var. Elmas'a da buradan çağrımızdır. Bakın annem ve dayın buradalar. Neredeyse senin ya, sesini ve güvenli bir yerde olup olmadığını bilmek istiyorlar. Bize ulaşın. Telefon numaralarımız ekranda sevgili seyirciler. Fatmacan ve Ramazan kardeşler konusuna geçiyorum. 9 Mart'tan beri kayıp olan anneleri neden saklanıyor? Niçin çocuklarından kaçıyor? Bu kaçışın altındaki yatan en önemli neden ne? Bunu konuşacağız. Önce hatırlatma ardından buradayız. Anneleri Tülay Güney 9 Mart 2024'te Ankara Çubuk'taki evinden kayıplara karışıyor. Tek şüpheleri Selma Yıldız ve Songül Arslan'dır. Songül anneme bir şey yaptı. Kesin bir şey yaptı. Biz öldürüldüğünden şüpheleniyorum. Anne! Çünkü herhalde davasını biz de çekiyoruz ya. Bu kadın ya birine kaçtı ya teyzenle komşunuzun bu işte bir parmağı oldu. Var, zaten var. Şüphelimiz onlar. Kız kardeşim Songül Hanım'ın evindeydi şimdiye kadar. Bir aydır. Evet. Selma Hanım, öyle bir bilgiyi niye saklıyorsunuz? Biz neler çektik abla ya? Söylememiz istemedik. Komşu Songül, Tülay yanınızda mı? Yok abla. Kankin seni aramıyor mu kaybolduğu günden beri ben iyiyim diye? Aramadı beni. Bize söylemiyor konuştuğunu, bizden saklıyorlar. Tamam yok, tamam bendeydi. Ben inkar etmiyorum, tamam bendeydi. Ne zaman dersen? Hadi sen de yaptın. Şubat'ın 13'üne, 18'inde bak ben... Yalan söyledin. Bu kadın nerede? Ama yanımda yok. Senin yanında niye saklandım? Annesi benim evimde kaldığımda sabahlara kadar ağlıyordu. Sen iyilik meleği misin? İyilik meleği misin de sen evine alıyorsun? 2 haftadır benim yanımda yok Tülay bak. Ben nerede? Doğruyu söyleyeyim. Nereye gitmiş olabilir? Benim evimde yok. Bu kadını çıkartacaksın. Ölüsü de olsun, dirisi de olsa bu kadını çıkartacaksın. Biz buradayız. Biz buradayız. Benim korkum yok, senin karşında oturuyorum karşında. Biz buradayız. Cesaretin varsa buraya gelsene. Sevgili seyirciler, dün biz Tülay Hanım'ı ararken, annenizi ararken aslında teyzenizin bir itirafıyla annenizin bu süre zarfı içerisinde nerede kaldığını öğrendik. Evet. Fakat şimdi teyzen Songül'de olduğunu biliyor. Evet. Songül kendisine kalan kadını ben bir aydır hiç görmedim diyor. Herkes yayına bağlanıp annenle ilgili gerçek dışı olmayan ve onun bulunmasını zorlaştıran açıklamalar yapıyor. Bir, teyze Songül'de olduğunu bile bile bu bilgiyi sizden niye sakladı? İki, Songül zaten devleti kandırmak için diyeyim ben. Dedenin babasından kalan maaşı alabilmek için, devleti de kandırmak için bir maaş var. Onu alabilmek için ikamet adresini değiştiriyor. Evet. Songül bu bilgiyi sizden niye saklıyor? Annen kimden kaçıyor? Bir, kaçmasının sebebi
İki, bu kaçmanın altında bir para mevzu var mı? Şimdi benim aklıma şu geliyor. Siz annenizi mi arıyorsunuz? Yoksa dedenizin o biriken maaşı vardı ya. Allah, biz toplu zaten maaş. Annemiz... Bunu mu arıyorsunuz? Kim bu paranın peşinde? Bu kadının yüksek kredi çekebilme ihtimali var mı? Kredi çektirdiler de bu sebeple mi saklıyorlar? Her şeyi öğreneceğiz. Evet, i̇nşallah abla. İnşallah. Sevgili seyirciler, dediğim gibi dün Tülay Güney'in 9 Mart tarihinden beri 100 metre ötesindeki komşu Songül'de olduğunu Songül Hanım dün canlı yayında itiraf etti. Ama orada da tabii ki yine gerçek dışı açıklamalara başvuruda bulundu. Sadece 15 gün kendisinde kaldığını, 15 gündür de görmediğini söyledi. Bu süre içerisinde bu kadın neredeydi? Hemen Ankara'ya gidelim. Babanız canlı yayında olacak. Özkan karşımızda olacak. Özkan merhaba. Hoş geldin yayına. Evet, şu anda yayına. Ankara Çubuk'tayız. Tülay Hanım'ın son görüldüğü noktada. 9 Mart saat 10.30'da, yani sabah 10.30'da Şahin Bey evden çıktıktan sonra Tülay Hanım da 11 gibi evden çıkış yapıyor. Bakın, ben şu anda Tülay Hanım'ın evden çıkıp Songül Hanım'ın evine gittiği güzergahtayım. Normal şartlarda Tülay Hanım evden çıktığında ana yolu kullansa, yurda arkadaşımdan hemen göstereceğim. Şu evin kenarındaki ana yoldan devam edip, gördüğünüz marketi gösterebilir miyiz? Gördüğünüz marketin önündeki yolu kullanacak. Çünkü binanın ana girişi orası. Ama Tülay Hanım o yolu kullanmıyor. Tülay Hanım tam tersi. Bakın Tülay Hanım'ın evi... Özkan bir saniye, kafam karıştı. Biraz, sen şu anda, sarı şu bina. Anda senin arkandaki bina kime ait? Tülay'ın boşandığı eşiyle beraber yaşadığı daire mi? Arkadaşlar, haksızlık bina Tülay Hanım'ın oturduğu ev, Şahin Bey'in evi. Yani şimdi biliyorsunuz ki Tülay Güney 5 yıl önce kocası Şahin Bey'le resmi olarak boşanıyor. Ama çift yine beraber yaşamaya, evet. Yani evlilik birliği olmadan aynı evin içerisinde yaşamaya devam ediyor. Ta ki SGK tarafından bir inceleme, bir ihbarda bulunuyor bu aileyle ilgili. Diyor ki o zaman ben ikamet kağımı aldırayım. Komşu Songül'ün yanında yaşayayım ki babamın maaşını da çekeyim. Şimdi dinliyoruz. Tülay o gün evden çıktı. Tülay Hanım o gün evden çıkıyor. Bu ana yolu kullanmıyor. Evinin arkasındaki şu görmüş olduğum müstakil evin yan tarafından onların binasına giden yeşil bahçe arasından bir yol var. Tamam. Bu yolu kullanıyor. Ve bu yoldan çıkış yapıyor. Aslında burada kameralara takılmak istemiyor. Ve markette Tülay Hanım'ı tanıyor. Muhtemelen orada da görüntü vermek istemiyor. Ve bu yoldan, o görüntü elimizde vardı, buradan karşıya geçiyor. Bakın hemen gördüğünüz binada Songül Hanım'ın oturduğu ev. Araları dediğiniz gibi 100 metre var yok. Çok yakın bir mesafe. Burası normalde kapalı bir alan. Çünkü burası özel mülk. Özel mülk de otopark olarak burayı kapatmış. Yani buradan bir yaya geçişi mümkün değil. Ama bu binanın burada sol tarafında tellerin kesik bir noktası var. Bu kesik nokta da aslında şundan dolayı servis araçları, bu binada oturan çocukları getiren servis araçları bu yoldan geçtiği için çocuklar ana caddeye dolaşmasın, buradan daha çabuk geçsin diye burayı kesmişler gördüğünüz gibi. Ve Tülay Hanım da buradan geçiş yapıyor ve buradan giriyor, Songül Hanım'ın evine çıkıyor. Şunu ve görmek yarım saat sonra da iki ticari taksi gelip... Ama o ticari taksiden emin miyiz? Siz bunu görüntülerde gördünüz mü? Çubuk Emniyetinde vardı arkadan çıkarken. Çubuk Emniyetinde, yani siz kayıp başvurusu yaptığınızda annenin buradan taksiye binip gittiği. Annemin taksiye bindiği değil abla. İki yani, kadının. Yok, buradan yani taksi 15-20 dakika arayla iki tane taksinin geçtiği gözüküyor. Hayatım iki taksi geçer de annenizin o taksiye bindiğini, yani oradaki görüntüde taksi durdu, annenizin işgalini belirlediniz, annenin taksiye bindiğini gördünüz mü? Yok. Görmediniz. Songül'e sorduğumuzda benim ailem evdeydi. Ben kendim gittim taksiyle. Tamam, yani Songül'ün bunu ama söylemesi, böyle bir yalan söylemesi. Kardeş ve Songül Hanım dün çok... kabul ediyorlar artık. Peki. Yani evet. Kıyamet kopuyor, yeğenleri televizyona çıkmış, kardeşlerini arıyorlar. 100 metre ileride kadın evin içerisinde yani. Özkan, şimdi kameradan Tülay Hanım'ın kocasıyla yaşadığı evi gösterebiliyor musun? Bir açıda da göreceğim. 9 Mart tarihinden beri kayıp olan Tülay aslında komşunun evinde saklanıyormuş sevgili seyirciler. Ben böyle bir kayıp durumu görmedim. Evet, bu açıda durduğunuzda bak durum burada. Yani 100 metre yok evin arası. Çatısı gözüken yer abla çok yakın zaten. Çok yakın. Yani 100 metre uzaklıkta. Görmüş olduğunuz ev Tülay Hanım'ın yaşadığı ev.
yaşadığı ev. Burası da Songül'ün evi. Evet. Songül ilk kez dün Tülay Hanım'ın kız kardeşi Selma Hanım'ın itirafıyla aslında kendisine kaldığını söyledi. Songül Hanım. Songül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Dün böyle çok tabii ki herkes, siz şoka girdiniz, evet, herkes evet, şoka abi. Girdi. Önce yani çokluk, Esra abla beni bir dinler misin? Neden bu kadın senin evinde saklanıyor? Niye saklanma çokluk ihtiyacı şey duyuyor? Kendisi istemedi söylememizi. Selma abla da biliyor. Biz dedik hani televizyona çıkacaklarmış kızım. Çık konuş. Bizi de karalama diye ama kendisi istemedi. Ben o eve gitmek istemiyorum dedi. Bak mevzu bunu, Fatma'nın ve Ramazan'ın programa gelmesi değil. Bu kadın kayıp Çubuklu Emniyetine kayıp başvurusu yapıldığı günden beri şurada aile burada 4-5 gündür yayında. Oradaki koca bir zaman diliminden bahsediyoruz. 20-25 günden bahsediyoruz. Bu kadının 20-25 gündür senin evinde saklanmasının çok önemli bir sebebi olmalı. Kimden kaçıyor? Bir sebebi neden yok Esra saklanıyor? Abla. Eşiyle oğlu benim telefonumda buna tehdit edince bu bayan da gidecek yeri kalmadığı için ya ben ne demek gidecek yeri yok ya ben varım ne burada ben abla ben varım ya Fatoş beni götürmüşsün da. Diyor ki bana dediği kelime Fatoş beni yanına götürdü neden beni hastaneye götürmedi de Ramazan'dan geri gönderdi. Ve Ramazan annesine demiş ki kaçmadan bir gün önce anne babamı Ankara'ya gönderme babam kadına bakmaya gidiyor diye. Ne demişim? Gebeci diye bir yer söylemiş ne? Annesine. Ne demişim? Bir daha tekrarlayayım. Sen annene demişsin ki anne demişsin babamı Ankara'ya gönderme babam Cebeci'ye kadına bakmaya gidiyor diye. Ne kadını? Ya, hemşerim bunlar bilmiyorum, zaten 4-5 senedir ayrılar. Evlenecek miyim işte ben bilmiyorum. Tülay'ın bana anlattığı bu. Tülay bulunduğu zaman da Esra abla yemin ediyorum aynı şekilde de konuşacak yani bunları. Tülay senin konuşsun, evinden hangi konuşsun. Tarihte ayrıldı? Bir 10 gün mü 11 gün mü ne oluyor? Dedi ki gideceğim emniyete emniyetten de dedi sığınma evine gideceğim dedi. Ama o zaman kayıp başvurusu o zaman kayıp başvurusu düşer ki karakola gider der ki yani ben ailemden kaçıyorum. Benimle de ilgili evet. Bir kayıp başvurusu var. Gidiyor, kayıp aynı. Başvurusu düşen aile der ki anneniz sizinle iletişim kurmak istemiyor. Kendisini sığınma evine evet. Yönlendirdik ve bu süre içerisinde işte devlet denetiminde ve kontrolünde kalacaklar. Olay gene kapanır. Gerçekten sığınma ama evine gittiyse. Ben de çıktı gitti gerçekten. Ben onun maaşımda da gözüm yok şeyinde de zaten benim varlığım var abla. Var var belli. Kendileri de biliyor. Belli belli. Şahin ne yapacağım onun maaşını ki alıp ne yapacağım? 4 milyar beni zengin mi edecek Allah'ınızı? Kredi çektirdiniz mi Tülay Hanım'a? Yok abla inatla baktırabilirler her şeye varım. Tülay'ın şu anda bir borcu var mı? Yok abla kesinlikle. Peki senin yanında kalırken niye kız kardeşini arayıp da ben babama ait olan maaşları paraları çektim param bitti bana para gönderin diyor? Yok ablasına o kelimeyi kullanmaz abla. Ablasını nasıl da bağlayabilirsiniz. Nasıl ya? Herkes yalancı. Biz siz mi doğrusunuz? Ben onu anlamıyorum hayır, ya. Hayır ablasına o kelimeyi kullanmadı. Gerçekten dünyayında söylemedi. Dünyayında söylüyor ama. Ben anlamadım. Bana bilet alın ben geleceğim diye. Herkes yalancı. Tabii dedi benim. Dedi ki ben dedi geleceğim dedi benim biletimi kestirin abla dedi. O da tamam dedi. Songül Hanım sorun şu. Daha bakın 2023'ün Mayıs'ında dün ihbarda bulunan hanımefendi kızının sizin evde hem sizin hem kızınız tarafından saklandığını ifade etti ve bugün de evraklarını göndermiş. Sizin hakkınızda iddianame hazırlanmış. Bir 17 yaşındaki çocuğu var. Ha, mahkemeniz var. Şimdi ben size sormak istiyorum. Zaten daha önce 5-6 ay önce hakkınızda işlem yapılmış kızınız hakkında. Aynı sorundan. Ya telefona çık televizyona çıkmışlar kardeşiyle konuşuyor. Siz niye böyle bir kaçanlar niye sizin evinize geliyor ya? Hayır, tamam da o kaçmadı ki buraya. Kendisi söyleme dedi ya. Siz biz ona yalvardık, ya, yalvardık. Bakın, ablasını bile çeşitledi. Şunu anladınız. Siz kadın sığınma evi misiniz? Niye alıyorsunuz insanları eve? Kadın sığınma evi. Niye ya kaçanlar? Sen... Kaçanlar Songül'ün evinde. Abla bağlanmak çok kişi var. Bu Songül hakkında aynen. Lütfen bağlansınlar. Aynen. Songül Hanım bu soru önemli. Kaçanlar niye sizin evinizden cevaplayın çıkıyor? Cevaplayın lütfen soracağım. Abla tamam da kaçanlar da yani o kızın zaten geldiğinden benim bir bilgim yoktu. Ben hastanede yatıyordum. Boğazımdan ameliyat olmuştum ben. Kız her peki, şeyi itiraf benim etmiş. Benim belgelerim de var şimdi, zaten emniyette. Bu kız mevzuundan önce bir hemen Şahin Bey'e dönmek istiyorum. Şahin Bey, Tülay Hanım'ın aslında boşanmış olmasına rağmen beraber yaşadığı ilişkisine devam eden koca. Evet. Şahin Bey merhaba. Merhaba ablacığım.
Karınızın kaybolduğunu ilk siz mi çocuklara bildirdiniz yoksa onlar mı fark ettiler bir gariplik olduğunu? Öncelikle Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam alemine hayırlı, uğurlu, sağlık, mutluluk getirmesini temenni ederim. Şimdi ablacığım Songül Hanım konuşuyor da ben oğlandan arabayı konuşabilirsiniz aldım. Onunla. Sanayiye gittim, arabayı yıkattım, geri geldim. Hatta Tülay'a da dedim ki Ankara'ya gideceğiz dedim. Ben Ankara'ya gitmiş olsam, evden çıkıp Ankara'ya gitmiş olsam saat 11'de eve geldiğimde Tülay'ın kayıp olduğunu nasıl öğrenebilirim? Songül Hanım biraz yalanlarına dikkat etsin. Valla ben yalan atmıyorum. Tülay dedi. Tülay çıktığı zaman zaten konuşur. O bulunacak. Konuşsun. Elbette bulunacak o. Sen çıkartacaksın. Sen çıkaracaksın zaten. Sen merak etme. Şunu söyleyeyim. Merak etme. Bu kadın, ablacığım şunu söyleyeyim. Şimdi bu artık kadın Songül kayıp olmaktan alıp, çıktı. Bu kadın saklanma pozisyonda. Birileri onu saklıyor ya da evet, saklanmasını istiyor. Ama. Şahin Bey. Ablacığım Songül saklıyor. Kim saklayacak? Niye karınız sizden saklanıyor? Niye çocuklarınızdan saklanıyor? Niye Songül'e sığınıyor? Bu sorunun cevabı aslında yok sizde. Abla. Zaten. Eda. Ablacığım zaten bu kadın akıl bali bir insan olsa ne? Mahallede Songül'le kimse konuşmuyor. Songül'le arkadaşlık yapmaz bir. İki, üç tane çocuğunu ablasından belli zaten ne oldu. Ablası saklıyor ki kız kardeşi saklamaz mı? Bu çocukların rezilliğini perişanlığı. Bunların neyle bir akılda olduğuna siz karar verirsiniz. Ablasının özel hayatına kimsenin karışmaya sen, hakkı yok ki. Siz ikiniz iş birlikçisiniz o zaman. Sen bak, bir dakika. Sen kendin bana demedin mi lan Metin diye biri. Tülay'la çıkıyor sen bu şeytan sen bunu daha bilmiyorsun Songül diye. Terbiyesizlik etme lan. Terbiyesizlik etme lan terbiyesizlik. Ablası sak. Nankör sensin benim tamam mı? Nankör sensin. Atma. Eğer sen Tülay'a dostusan, arkadaşısan, saklıyorsan. Benim ben Songül'le muhatap olmak istemiyorum. Ben terbiye müsaade etmiyorum. Bir saniye şimdi Şahin Bey size de Songül dinleyeceğim. Tek tek konuşup herkesi duymak istiyorum. Bir, tamam beni ilk önce şimdi, dinle abla. Kızıyla ilgili mevzuyu duydum onu biraz soru soracağım ama. Bu demek ki benim Şahin kızım Bey, demek ki. Bir dakika Şahin Bey size soracağım. Şimdi Songül'ün mahallede kim herkes ne olduğunu dinliyorum biliyor. Abla. Evet. Yani biliyorum. Çok ağır da bir tabir kullandınız. Kim olduğunu aynen. Biliyor dediniz. İnsan göster insan. Ama hayatım o zaman göster. Bir şey söyleyeceğim. Niye ikametgahını kadının evine aldırıyorsunuz? Hepinize soruyorum. Babana soruyorum, sana soruyorum, sana soruyorum. Haberimiz yok abla. Kendisi haberimiz olsa niye aldırırım abla? Haberimiz var mı ki bizim? Esra abla çok yalan haberimiz yok. Kendisi biliyor, kendisi biliyor. Kim Gülsekiz. Biliyor? Yalan söyleme, yalan söyleme. Adresimi yazıp da verdiğimi ne iş? Fatoş'a da attım, Şahin'e de attım. Hepsi yalan söylüyor abla. En başından beri bu devletten o maaşı alabilmek için, babanın maaşını alabilmek için Songül'e adresi gösterelim dediğini herkes biliyor mu? Tülay'a kendisi demiş Songül'e ara Songül'ün yanına git diye. Yalan söylüyor abla, yalan. Söylüyor. Onun her şeyi yalan. Ya şimdi her bu kadar yalan. Kötü birini her yanında şey. Karınızın... Abla SSK'dan bile gelen olmamış, SSK'dan. Ben doğruyu abi, söyleyeyim mi size? Söyleme gelmişler. Ben doğruyu söyleyeyim mi? Size göre gelmiş. Esra abla şu kadını bir sustur ben bir konuşayım. Bu... Ya madem gelmediler Şahin Bey. Allah, ifadeye niye gitti Şahin Bey? Şimdi Şahin Bey şunu soracağım Songül bekle. Dinle. Bu karın bir anda ortadan kayboluyor. Ve babasının maaşının toplu evet. Bir bölüm aslında parça parça ve bir şekilde toplu... Abla maaşla alakası yok. Hayır ama çekmiş bu kadın bu parayı. Böyle bir parası varken niye Songül'de kalsın? Ablacığım. Senden niye kaçıyor? Seninle tekrar niye kalsın? Ablacığım ben... Kaçıyor, yemin şart ediyorum ya. Bana benim yanımda... Bir insan değilim. Onlar küçülüyor. Yalan söyleme. Abla ben Songül'ü susturacak mısın? Songül yoksa ben dinle. Ayrılayım. Ben ayrılayım. Evet. Karşımdaki kadın. Sen de ki. Songül. Duymadın mı Tülay'la? Aynen.
Tülay'la seni aldırttı. Tülay hamileydi. Gelsinler bağlanacaklar. Bir saniye kardeşim, o kadar üst üste. Benim kız... Kim hamileydi? Benim kız kardeşim 16-17 yaşındayken hamileydi abla. E peki işlem yapıldı. Ben işe gittim. Ama o kürtajı da... Bir saat sonra peşimden gelip... Hayatım bak şimdi konuyu daldan dala şey yapmayın. Anladığım kadarıyla herkes sorumsuz. 16 yaşındaki kız kürtaj oluyorsa oradaki doktorlar bunu ihbar ederler. Ya merdiven altı kürtaj yaptırır. Aynen merdiven altı abla. He, bak onu istismarı. Onu da Songül tanıyor. Kim? Götüren Songül. Zaten Songül. Kim istismar etti? Songül tanıyor. Songül buluyor. Ticari taksiyi Songül ayarlıyor. Kim istismar etti kardeşinizi? Kimin imzası bu kendisi varmış? Kendisi kaçmış zaten abla. Evden kaçıyor kendisi. Bulsunlar. Ama istismara uğramış değil mi? Yani Songül Hanım sizin ailenin bütün türlü evli. Türlü biliyor. Evli. Biliyor. Evli. Sosyal güvenlik kurumundan maaş alıyorsunuz. Songül biliyor. Kapı Songül'ün kapısı. Kara kutu. Evet. Kız kardeşinizin başına kötü bir olay geliyor. Yine Songül siz. Songül'ün evinden siz de çıkmıyor musunuz? Şahin Bey şiddet uyguluyor muydu? Biz de... Songül evine gittiğimiz Dinliyorum. Yok ki. Bizim zaten evimiz abi. Kesinlikle abla ya. Olur mu öyle şey ya? Kesinlikle ya. Sana tekrar bana nikah kıyı diyor muydu Tülay? Pazartesi günü nikahımız vardı. Büyük kızım beni aradı. Baba nikahınızı kıyın dedi. Allah. Ve oğlumun yanında Songül'ün telefonunu aradı. Hangi pazartesi? Geç, nikahımızı pazartesi günü kıyalım Ayşe, dedi. Bu pazartesi öbür cuma gibi oldu bu. Aynen yani. Ablacığım. Tam yani kaçmadan önce ne iki o pazartesi daha, nikah daha vardı. 5 yıldır daha fazla. 5 yıldır yapamadığınız nikah nasıl kaybolmadan önceki pazartesiye denk getirdiniz? Kaybolmadan önce değil bak Esra Hanım lütfen. 3 ay 4 ay önce Söngül'ün zaten bu kadın Söngül'le ikisi bana SSK'dan geldiler. Dürbünden baktım. Söngül'ü aradım. SSK'dan geldiler dedi. Evet. Ve Söngül gelmiş kapının önünde. Evet. Ben bu evin hizmetçisiyim, Şahin'in hizmetçisiyim demiş. Hı hı. Bana 3 gün yemek yaptı. Benim zobarımı, kovalarımı çattı. Mahalleden araştırabilirsiniz. Söngül mü sana üç bak? 3 gün bizim evet. telefon trafiğimiz Doğru. devam etti. Evet. Ha, 3 gün senden evet, mi kaldı evet, Söngül? Evet, evet. Ve ben dedim ki... Hayır kalmadı. Ben işteyken anahtar Tülay Hanım'daydı ya. İkinci evet. anahtar. Hangi üç günden anahtarından geliyorlar. Bu benim kovalarımı... SSK'dan geliyor, geldiler. Abla. SSK olayı. SSK olayı. Ama bunun da yalan olduğu ortaya çıktı. SSK'dan gelen evrak ayın ikisinde. Anladım. Tamam mı? Ben SSK'ya gittim. Şahin Bey çok ilginç değil mi? Size memur geliyor diyor ki eşinizle birlikte mi yaşıyorsunuz? Hayır. Eşiniz nerede? Eşim benim evimde çalışan, ev hizmetlerinde çalışan evet, kadının evet. evinde evet, kalıyor. Evet. Ablacığım, ya bu ne biçim kuyruklu abla, bir yalandır? Hülya abla. Bak devletin aldığı her Hülya kuruş Hanım, dinler iade misin? Edilecek. Dinler misin? Ablacığım, haksız bir kazançların hepsi sizin hakkınızda da işler Hülya yapılacak. Hülya Hanım dinler misiniz? Hülya Hanım dinler misin? Hadi anlatın. Hülya Hanım dinler misiniz? Sadece konuşuyorsunuz ya. Bak, hayatım devleti kandıran da dolandıran sizsiniz bir... yani. O zaman niye sen beraber yaşıyorsun? Niye boşandınız? Ablacığım maaşı zaten iptal ettiren benim konuşmaya fırsat vermiyorsunuz ki ne ya? Kendisi bana zaten konuşma dilekçe fırsatı veriyor. Vermeyeceksiniz baba... bırakayım ben. Aynen. Babam dilekçe veriyor. Ben gidiyorum SSK'ya bu kadının ihtiyacı yok birlikte yaşıyoruz diyorum. Ondan evet. sonra maaşı iptal edin diyorum. Birikmiş para nereden geliyor buna yoksa? Peki toplu parayı kim çekti? Ne biliyorsunuz ki? Anca Songül'ün aklıyla konuşuyorsunuz. Şey, Songül'ün aklıyla konuşmuyor. Toplu parayı Songül'ün de gelince o çekti. Şahin Bey, Songül'ü evin kara kutusu yapan, bir aydır kayıp karınızı aradığınızda Songül'ün evinden çıkan, Songül'e dost olan sizsiniz. Ben de şunu soruyorum. O maaşın toplu bir ben bölümü... Ben dost değilim abla, ben fazla samimiyetim yok. Peki, siz... Ablacığım benim fazla bir samimiyetim yok. O zaman oğullarınız ve kızı çok özür dilerim. Oğullarınız ve kızlarınız yalancı. Hemen dönüyorum. Hemen söylüyorum. Bir sene önce, bir saniye. Şimdi bu ifadeyi, bu mülakatı siz verdiniz. Evet. Diyorsunuz ya ben şikayet ettim diye. Bir yıl önce üvey anneannem evet. bu kadın anneniz için kocasıyla yaşıyor Hayır, diye. Ablacığım anlamıyorsunuz. Ben SSK'ya gittim. SSK'ya şikayet etti. Evet. Biz de para çekilmediği için hiç stres evet. yapmadık. Aynen. Çünkü bu arada mülakatlarda ne ifade kullanılırsa o aktarılır. O para niye çekilmedi ama ben SSK'ya gidip dilekçe verdiğim tamam, için. Tamam 30 saniye. Aralık ayında SSK'dan geldiler. Yani 2023 Aralık'ta. Evet. Maaşın çekilmediğini gördükleri için Aralık'ta sorun... Aralık'ta gelme yok abla yok. Bir dakika. Yani öyle bir şey yok. Sorun o zaman çocuklarınız yalancı. Sorun yaşamadık. Ve bu durumda alnımızın akıyla Ama Songül'ün çıktı. Yalancısı bunlar. Songül söylüyor bunlar. Ben de inanıyordum. Şahin Bize Bey. Size de aynısını söyledi. Mahalleye de aynısını Şahin söyledi Bey, Songül. Dinleyin. Dinliyorum. Bu mülakat kimle Dinliyorum. Yapıldı? İkinizle aynen, yapıldı. Aynen abi. İkiniz mülakatı yapan arkadaşla yan yanaydınız. Evet. Daha cümlem bitmedi. Sorun yaşamadık, alnımızın akıyla çıktık. Ertesi Dinliyorum. Gün annem, arkadaşı Songül Arslan'ın evine yerleşti.
ikametini eve aldırdı. Evet. SSK'dan geliyorlar, evet. İnceleme yapıyorlar, paranın çekilmediğini görüyorlar. Siz hemen babanla annenin evini... Aynen, son uygunları söyledi zaten bize. Şimdi saniye. Yalan olduğunu biz de bugün öğrendik. Annenizin evini ayırıyorsunuz ki bundan sonra SSK'dan bir daha gelirlerse babanla aynı evde çıkmasın. Biz ayırmıyoruz. Annem kaçıyor. Tamam. Annem mi anne gidiyor? Oraya sonra. Gidiyor. Evet. Yani bu durumda sistem çark daha Songül düzgün ayırıyor. Bir hale Songül, geliyor. Songül. Peki. Şahin Bey, karınızı abla, arıyoruz. Ben bir konuşayım, dinler misin? Son dinliyorum. 30 saniyeniz, sürem kısıtlı. Abla bak, ablacığım dinler misin? Lütfen bir rica ediyorum, dinleyin. Ben akşam işten geldim, Songül bizim evde. Dedi ki, abi dedi, SSK'dan geldiler dedi. Tamam mı dedi, benim de geldi bu başıma dedi. Hatta komşulara da aynı kelimeyi söylemiş. İç çamaşırına kadar, gardıroplarına kadar arıyorlar dedi. Sen evet. Çok ceza alırsın dedi. Ben de dedim ki, zaten bu kadın benim yanımda geldiğinden belli maaş almıyor. Nasıl ceza alacağım ben dedim. Benim dedi, karakolda adamım var, kolum uzun dedi. Evet, sana dedi, iki gün içinde buluş dedi, çözeceğim karını geri getireceğim dedi. Ondan sonra bir götürdü, üç gün bana geldiğine bak. Üç gün bana geldi. Peki, Songül Hanım. Mahalleden araştırabilirsiniz, ekibimiz Songül burada. Songül Hanım, Tülay Hanım'ın kara kutusu sizsiniz. Bu arada Tülay şu anda nerede, kimin yanında, nasıl kalıyor? Hangi şartlarda kalıyor? Kızlarından, oğullarından, kocasından kaçmasının, sadece Songül'e sığınmasının nedenini hala merak ediyoruz. Devam edeceğiz bu konuya. Siz şimdilik uğurluyorum. Buyurun. Tamam. Çok enteresan ya. Bu arada bu yayınlarda en çok şeyi seviyorum böyle bir devleti mevleti dolandırıyorlar. Çıkıyor ya ortaya. Yani yayınların hepsi de ihbar kabul ediliyor. En azından adalet yerini buluyor. Ali Uçar geliyor. Kayıp olan ve başka birine kaçtığı iddia edilen karısını aramak üzere gelmişti. Buyursunlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ olun. Hayırlı yayınlar. Dün Ali Bey bu stüdyoya geldi, dedi ki yakışıklılık desen ben de. Para desen kimde? Görünen gözde. Görünen yakışıklılık kimde? Görünen gözde kılavuz. Ben size sorayım, yakışıklılık kimde? Bende. Para kimde? Bende. Huzur kimde? Bende. İş kimde? Bende. Yetenek kimde? Bende. Başka ne vardı? Ticaret kimde? Bende. Esnaflık desen? Bende. İletişim desen? Bende. Ne kayıp? Karısı kayıptı sevgili seyirciler. Onu da ben buldum. Biraz sonra... Esra Hanım. Oturun. Bir şey konuşuyorum Esra Hanım. Buradan esnaf arkadaşlarının, tüm esnaf arkadaşlarının bayramını kutluyorum. Ve ayrıca söz yazarımız Sayın Erol Gül'ün de bayramını kutluyorum. Çok sarkmış. Bir dakika, hemen reklama gitmem lazım. Tuğçe'yi buldum. Tuğçe biraz sonra sürütüyor da sevgili seyirciler. Lütfen kaçırmayın. Kaçışını ve gidişinin nedenlerini Tuğçe öyle bir anlatıyor ki inanamayacaksınız. Bu arada reklamlardan sonra Mahmut'un kayınvalidesi Aynur Hanım damadının tüm iddialarını cevaplamaya geliyor. Reklamlara gidiyoruz. Buradayız. Ben senden çıkacak kavgaları kaldıramam demedim. Neydi sizin derdiniz ya? Niye beni seçtiniz? Başka insan mı yok? Ya insan nereye kadar abla ya? Ya bitsin kurtulsun artık ya. Annemin ve halamın zoruyla nezaketle evlendirildim dedi. Defalca seni sevmiyorum. Ben seni annemin zoruyla aldım. Duymadım hani sinirle mi söylüyor? Nikahta bile kovdum kendini. Teyzelerim falan tuttu. Daha ben nasıl belli edeceğim yani istemediğimi? En başında gerçekten istediğim biriydi. Benim sevgimi kazandı. Çok sinirli olduğunu söyledi. Yok hayır değil. Defalca beni döven kendisi. Darp raporlarım var. Ben de karşılığını verdim yani emin olun. Ben de her seferinde aldım. Karım ve kayınvaliden beni dövüyor diyen Mahmut'un büyük yüzleşmesi. Nezaket beni kaynar suyla yaktı. Diyor. Öyle bir şey olmadı. Beni kaynar suyla getirin bir tane daha döksün yaksın abla. Ama baba bana burada yalan konuşmasın abla ya. Kayınvalidesi ve karısı stüdyoda olacak. Mahmut'la ilgili ne açıklayacak? Yaksana beni burada çaydanlıkla. Sen ben de silah al beni baraja. Hadi baraja götür beni. Size eğer toprak kabul ediyorsa bizi hiç etmez. Aileler savaşı neden çıktı? Neydi sizin derdiniz ya? Niye beni seçtiniz? Başka insan mı yoktu? Senin annen de halan seçti. Kabul etmeyebilirlerdi ya. Etmeselerdi ya. Etmeselerdi. Başka hiç mi insan yoktu? Kayınvalide damat karşı karşıya. Karı koca ve kayınvalide karşı karşıya. Bu düşmanlık ney böyle abla ya? Ne yaptınız? Evet. Birbirinizi mi vurdunuz? Benden habersiz bir şey mi oldu? Esra Erol'da. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Programımıza konuk olan Ayşegül ve Nafi Gezen çifti.
Konya'dan geliyorlar. Kızları Rabia Sude Gezer 18 yaşında, 27 Mart tarihinden beri kayıp. Sosyal medyada tanıdığı Selen Yıldız isimli kişiyle yapmış olduğu arkadaşlıktan sonra ailesinden uzaklaştırılan ve yalnızlaştırılan bir kız çocuğunun hikayesi. Ailesi inanılmaz perişan. Yarın bayram. Bu ailenin evine de bayram gelmeyecek. Çünkü Rabia Sude ortada yok. Önce hatırlatma, ardından anne babaya söz vereceğiz. Rabia Sude Gezen'i arıyoruz sevgili seyirciler. Bayramda Sude'siz geçirmek istemiyorum ben. Ne olur Sude'mi getirin. O çocuğu kandırdılar. Ne olur Sude'mi bayrama getirin bana. Bu arkadaş sosyal medyadan tanışıyor. Evet. Biz diyoruz adı ki... Adı ne? Selen Yıldız. Selen Yıldız. Dedi Selen benimle görüşmek istiyor. Biz dedi ki gelsin, biz bir tanıyalım. Kim olduğunu bilelim. Çünkü şehir dışından gelen birisi. Eve geldikten sonra sizi rahatsız eden bir şey oldu mu? Evet. Evet. Selen'le arkadaşından rahatsız olunca bir kısıtlama koyup... Kızım Rabia, Sude, senin Selen'le görüşmeni istemiyoruz dediniz mi? Evet dedim. Ertesi günü dedik, abla benim pisim pistir diyor. Bunda bir şey var, Sude'yi onunla birleştiren bir şey var, kesinlikle. Çeken bir şey var. Ya bir baskı var. Yani ya bir tehdit, tehdit var. Kızınızı zorla. Bu Selen Yıldız'ın yanında zorla tutulduğunu mu iddia ediyorsunuz? Evet. %100. Kızınızı buldum. Ondan beri de ayrı bir evde yaşamak istediğimi aileme belirttim. Aynı şeyi söyledim. Tabii onlar karşı geldi. Yanındaki Selen'i, Selen Yıldız'ı kaç aydır tanıyorsun? 4 aydır tanıyorum. 4 aydır? 2 gün sonra pişman olacaksın. Anne, en yakın zamanda geleceğim zaten. Merak etme. Ben buradan gitmiyorum Sude. Sen ne zaman buraya geldin yüz yüze görüşelim kızım. Lütfen. Sonuna kadar da peşini bırakmayacağım bu konuda, onu söyleyeyim. Aslında Gezen ailesinin yaşamış olduğu bu durum birçok ailenin yaşamış olduğu benzer sorunlara başlıyor. Bu çağın en büyük problemlerinden biri gençlerin sosyal medyaya olan düşkünlüğü. Fakat o sosyal medya düşkünlüğü başkalarının hayatını gözetleme ve onlar gibi olma isteğini de arttırıyor. Bu sebeple de var olan ve yaşamış olduğu hayatı ve aile şartlarını kötü yorumlayıp daha iyi bir hayat, daha mutlu ve daha özgür bir hayat yaşayabileceğini düşünüyor gençler. Ama maalesef ki bunu yapanların hepsinin kayıp gittiğini, kötü alışkanlıklar edindiğine şahit oluyoruz. İnşallah Rabia Sude Gezen'in durumu aynı şekilde olmaz. Kötü bir arkadaş tüm yaşamımızdaki seçimlerimizi kötüleştirebilir. Bu arada ekip arkadaşlarım şunun altını çizdi. Bu anne hep ağlıyor. Yani bütün gününü neredeyse kızı adına gözyaşlarıyla tamamlıyor. Geldiği günden beri tek istediği kızına kavuşmak. Esra Hanım, bu içinde bulunduğumuz bu durum ve bu canlı yayına bağlanan şahısların bu Selen Yıldız hakkında söylenenlerin savcılık ihbar kabul etmesini istiyorum. Bu çocuğu ellerinden kurtaralım. Ve lütfen bir an önce adli işlem başlatılmasını istiyorum. Yani illa benim çocuğum 18 bir, yaşında ve reşit diye. Şüpheli bir ölüme mi karışması lazım veya bir suça mı bulaşması lazım? Yani ya da madde bağımlısı mı olması gerekiyor? İlla ciğerimiz mi yanması lazım ki bu... Bir benim ocağıma düşmeyecek bu ateş. Yarın belki bu bir çete. Ben zaten eminim çete olduğundan. Çete ve yani bu bir çete. Maddeyle alakaları yani var bizim bildiğimiz buradan şeyler. Buradan tüm devlet yetkililerimize sesleniyorum. Dışişleri Bakanlığı olur, İçişleri Bakanlığı olur, Cumhurbaşkanlığı olur. Yani benim evladımı bataklığa sürüklüyor bunlar. Cuma ya da günü bu kişi... yayından sonra Sude aradı. Selen benim yanımdan zaten ayrılacak. En yakın zamanda geleceğim, yayından çekilin dedi. Yani Sude baskı altında, ben büyüttüm çocuğu, bu biliyorum arada, ben. Hafta sonunda ekip arkadaşlarım sürekli Selen aracılığıyla Rabia Sude ile görüşmek istediğinde... Sadece ekip Selen'le iletişim kurabiliyor. Artık Sude'nin sesi de yok. Sude asla konuşmuyor. Mesela bu bana garip geliyor. Hani bu kadar reşitim diyen birinin. Hayır. Şimdi. Ya ben iyi bir hayat istiyorum, yeni bir hayat istiyorum. Nedir o özgür yaşam? Tek başına yaşamak mı? Git kardeşim, bulunduğun şehirde yaşa. Özgür yaşamak şudur. İyi bir eğitim alırsın. Kendini bilgisel anlamda da donatırsın. Evet. Bir meslek sahibi olursun. Kendi hayatınla ilgili sorumlulukları alırsın. Birinin yanında sığıntı gibi yaşamazsın. Özgürlükse zaten kendi özgürlüğünü maddi manevi elde ediyor olman lazım. Ama bu kadar gezmeye tozmaya ben özgürlük denmesine karşıyım açıkçası. Bizim korumacı davranmamız buydu.
Sude'yi korumamızın sebebi bu. Dışarıda kötü insanlar var ve Sude'yi kandırabilirler. Ben Sude şimdi gelse ben Sude'yi kandırırım. Evime götürürüm. Sadece Sude'yi bana getirsinler. Ne adetmeniz lazım Sude'ye kandırabilmek için? Sude neyin içine düştüyse düşsün her zaman arkasındayım ben. Her zaman arkasındayım. Hiçbir zaman yargılamam. Ne olur bana bayramı getirsinler. Ben bu tavrınızı inanılmaz destekliyorum. Bayramı ve gerçekten hayran olurum. Nasıl bayram ne yaparsa yapsın. Kardeşim hangi perişan batakta olursa olsun. Siz evladınızı çıkartmaya, kurtarmaya, onu yargılamadan kalbinize ve bağrınıza basmaya evet, hazır bir anne babasınız. Tabii ki. Evet. Evet. Lütfen buradan Sude'ye seslenin. Dinletmezler ki her şeyi engellediler. Televizyonu bile dinlemez. Elinde telefon yok. Sude telefon bağımlısı çocuk. Gittiğinden beri telefonla ulaşamıyoruz. WhatsApp'a ulaşamıyoruz, Instagram'a ulaşamıyoruz. Bir TikTok'u varmış. Ki onlar olmadan normalde komaya girerdi. Evet, tabii, evet. Tabii devamlı kullandığı şey. Telefonsuz yaşayamaz ki. O ilginç, çocuk şu anda baygın mı? Dövdüler şey mi? Bağlıyorlar mı? Başka birisine mi teslim ettiler? Selen kendini mi kurtardı? Bilmiyoruz biz. Şimdi eşime ayın 25'inde, 27'sinde kayboldu. Kızım bir şeyler söylüyorum. Anne ben gitsem, 8 ay sonra gelsem sen beni kabul eder misin? Ama ben yatağımı özlerim, kedimi özlerim. Kardeşim Yiğit beni kötü bilmesin diyor ve iki gün sonra gidiyor. Artı bu Selen dediğimiz kişi böyle şekilden şekile giren kişi. Evet. Ben bunu oteline bıraktım. Oteline bıraktım kız çocuğu dedim. Yani yalnız gitmesin oteline bıraktım kızımla beraber. Bana böyle ağladı falan. Ağlamadım ya. Ya bak sizin ayrı ayrı bir dünyalarınız vardı. Herkes kendi yoluna tanışmışsınız tamam. Dedi ki ya abi de ben de... Sude ile ben de niye arkadaş olmamı istemiyorsunuz? Ben organ mafyası mıyım? Organlarını evet mı çalacağım? Şimdi böyle bir diyen bir kişinin yanında ben çocuğumu nasıl tutarım ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben uzaklaştırmaya çalışıyorum. Bir yandan da kızım üzülmesin istiyorum. Ve kızımla konuşuyorum. Ama ne içirdi, ne yedirdi bilmiyorum. Çocuğum bana ailesini görmeyecek kadar kör bir hale gelmiş. Yani kör gibi böyle. Ailesine Sude'ye hediye göndermek, aile şu anda Rabia Sude'nin en büyük düşmanı. Evet, evet. Yani siz yoksunuz, internette 3 ay önce, 2 ay önce tanıdığı Selen var. Evet. Varsa yoksa o ve şu anda da onun yanında. Şimdi bu Selen Yıldız'la da ilgili yani olumsuz, yani yaşantısı ve tercihleriyle ilgili... mesela atıyorum yasaklı maddeyle ilgili kullanımı olduğuna dair böyle olumsuz ihbarlar geliyor. Bunlar da beni tedirgin ediyor. Acaba Rabia Sude'nin onun yanında bulmasının böyle bir bağımlılıkla ilişkisi var mı insanın? Anne olarak tabii ki hem de yayıncı olarak evet aklımdan geçmiyor değil. Evet. Bu sebeple Rabia Sude ayakların üzerinde durmak istiyorsan kendini her türlü yetiştirmen, geliştirmen lazım. Ekonomik özgürlük sadece istediğin zaman istediğin yere gitmek değildir. Ya da özgürlük kavramı istediğin şey yapabilmek değildir. Bazen her istediğimizi yaptığımızda çevremizdeki insanların özgürlüğünü de kısıtlamış oluruz. Bu sebeple sorumlu olmanı, şu anne babanı yarın mutlu etmeni, güldürmeni ve onlarla iletişim kurmanı çok istiyorum. Ne söylemek istiyorsanız şimdi söyleyin lütfen. Sude'yi hiçbir şekilde bize iletişim kurdurmayacaklar. Biz bile onları baş edemedik yani. Hakkından gelemedik Sude küçücük bir çocuk. Evet. Yani... Onların elinden kurtulması imkansız geliyor. Ne olur Sude'm sen aç gözünü. Ne olur onların elinden kurtul. Yiğit bekliyor seni. Oğlum arkada bekliyor. Ablam kedisi ne zaman bekliyor gelecek diyor. Evet evet herkes kedisi bekliyor. Herkes bekliyor yani. Kediler bu arada çok hassastır. Bütün yani mahalle bekliyor. Bütün komşular, akrabalar sevinçle dört gözle bizi bekliyorlar. Hiç kimse yadırgamayacak. Hiç kimse hakkında hiçbir şey söylemeyecek. Herkes kucaklayacak, sarılacak. Herkes bize destek. Benim bayramda elimi öpecek çocuğum yok şimdi bir tane. Şeker alamadık bayram, benim... bayram hazırlığı yapamadım kızımla. Ben buradasınız bunun hesabını çünkü kime soracağım? Ben kime sorayım bunun hesabını? Halbuki siz bugün temizliği yapardınız. Evet. Baklavanızı, böreğinizi yapardınız. Ne bileyim bizim evde öyleydi yani. Annem dolmayı sarar, bizim tatlıyı yapar, evi temizler. Yani yediğimiz zehir oldu, yattığımız ya mezar oldu bizim. Her kaç gündür yani. Şimdi bu arada kızınız telefon attığında. Alo deyin lütfen. Sude kızım, Sude annem. Merhaba. Neredesin kızım, neredesin? Bu benim son yayına bağlanışım olacak. Son kez kendimi açıklayacağım. Ve tekrar ve tekrar diyorum. Ben burada zorla tutulmuyorum, kendi isteğimle tutuluyorum. Tamam, bayramda beraber olalım mı Sude? Bayramda beraber olalım gibi, lütfen. Ben yayına hiçbir zaman çıkmayacağım. Yayın arkasında beraber olalım bu program. Karşılamak ister misin?
değil. Hı-hı. Yanındaki iblisin sözü kızım. Bizi şikayetçi oldu. Yazılı okuyor. Efendim? Yok yok, yani elinize anladığım kadarıyla bir metin var, onu okuyorsunuz. Okuyun lütfen. Evet, bu benim avukatımın verdiği bir metin. Hatta avukatımla iletişim halinde de olabilirsiniz. Tabii ki. Numarasını da attım avukatıma. Sude, senin sesini duydum. Günlerdir hasret kaldım. Ailenden uzaklaşmak için avukat tutmaya niye ihtiyaç duydun? Bence en önemli ben soru bu. Ben ailemden hiçbir zaman uzaklaşmadım. Hani dediniz ya, evden gittikten sonra hiç iletişim kurdunuz mu? Ben iletişim kurdum. Kurdurmadılar. Hatta üzerinden anneme yazdım. Anneciğim ben iyiyim. Hani bir süre sonra zaten görüşeceğiz gibisinden. Fakat size... haber etmedi, bunu söylemediler. Niye kaçtın peki? Niye uzaklaştın onlarla? Ben kaçmadım. Yani yerini niye bildirmiyorsun? Onları niye böyle bir duruma soktun? Bunun çok önemli bir gerekçesi olması gerekiyor. Zaten bu şey olmasaydı ben ailemle görüşecektim. Hayır hayır. Sen 27 Mart'ta, annenler daha yeni geldi programa. Sen 27 Mart'ta kaçıyorsun ya bu Selen Yıldız'la. İkinizin beraber kaçmanızın, ailenden uzaklaşmanın asıl sebebi nedir? Benim evden çıkmamın sebebi Selen değil mi? Selen olmasaydı da ben zaten çıkacaktım. Kaçmayı planlıyor muydun bir süredir? Hala, kaçmak hala demeyelim ona. Uzaklaşmayı diyeyim. Planlanmış bir şey değildi. Şu an onu söylesem. Yani çok saçma şeyler yapıyorsunuz ya. Hayatım saçma değil. Bu programda zaten... Hayatım bak bu programa... Burada değil olurdun. Şunu öğrenmek istiyor ailen. Sen şimdi hayatında bir seçim yaptın. Dedin ki ben bir süre ailemden uzaktayım. Ve sosyal medyadaki yeni tanıdığım Selen'i seçtim. Ailen senden bir cevap bekliyor. Niye bizi, niye benim bizle konuşmuyorsun? Benim aileme verdiğim cevap bu zaten. Canlı yayında çekildiklerinde ben ailemle yüz yüze görüşeceğim. Sude biz sana ulaşamadık, ondan sonra seni öldürdüler mi, astılar mı, kestiler mi bilmiyoruz. Kardeşin arkada. Sude, kardeşin için, Allah rızası için bak bu son şansın olabilir. Belki bu sesine ömür boyu hasret bırakacak yanındaki şeytan. Hayır, asla tamam mı? Öyle bir şey olmayacak. Allah rızası için, niyet için bayramda yanımda olur musun? Yüzünden böyle düşünüyorsunuz. Sude, bayramda yanımızda olacak mısın kızım? Seni koklayacağız mı Sude? Eğer çekilirseniz olacağım. O imzayı tabii bugün nasıl gelecek şey misin? Yaptılar. Yok imza yok. Ben kendi isteğimle geldim. Ben senin sesine hasret kaldım Sude. Niyet için, bak, kardeşin için bayramda beraber olacak beni mıyız Sude? Beni lütfen tüm Türkiye'ye kötü bir kızmışım gibi gösterme. Asla ben bak, mahalle seni bekliyor. Herkes seni bekliyor. Hayır. Bak, anlaşabileceğim miyiz? Peki. İletişim yeter. Sude, iletişim yeter. Hemen bir soru sormak istiyorum. Olay Konya'da 27 Mart... Ben buradaki soruların hiçbirine cevap hayır, vermeyeceğim. Ama ben yine de söyleyeyim. Seyircilerimiz de daha anlasınlar evet, konuyu. Senin katalım de ne demek istedin diye. Sen 27 Mart çarşamba günü konsere gitmek istiyorsun. Baban seni konser alanına götürürken aslında o gün Selen'le buluşacaksın. Fakat ailen Selen'le görüşmeni istemediği için bunu saklıyorsun. Ve senin Selen'le buluştuğunu gören baban sizi de takip ediyor. Sonra işte karakolun orada bir arbede çıkıyor ve sen babanı uzaklaştırma alıyorsun. Ailen Selen'le görüşmeni niye yasaklıyor? Ben cevap vermeyeceğim. Öyle değil mi? Ama Selen'le görüşebilmek için mesela babanı uzaklaştırma alıyorsun. Bunun sebebi nedir? Esra Hanım, ben sizin reytinglerinizle uğraşamam lütfen. Hayatım siz hani... evden kaçmayın. Güzel evinizi alın. Ben reyting... Ben bu programı yapmayayım ya. Ben bu programı yapmayayım. Senin gibi kız çocukları... Esra Hanım... Bir saniye. Senin gibi kız çocukları üniversitesine gitsin. Özellikle okusunlar. Çok güzel meslek edinsinler. Kendi ayakları üzerine dursunlar. Doğru seçimler yapıp... İyi ve kötüyü ayırt edip kendilerini korumayı öğrensinler. Ben bu hayatta başka hiçbir şey istemiyorum. Evet. Sude, evet ben okuyacağım zaten. Sude, İnşallah. Buradaki herkes senin iyiliğin için, buradaki herkes senin için endişe ediyor. Herkes halimizi görüyor. Kimseye saygısızlık yapmadan. Ama kardeşinin anneciğim, hatırına. Ben de bağlanıyorum bak. Kardeşinin hatırına. Kendimi rezil ediyorum. Selen Yıldız'la mı bayram geçireceksin benimle mi Sude? Selen Yıldız mı büyüttü seni Sude? O mu doğurdu Sude? O mu yedirdi içirdi Sude? Allah rızası için. Sen bu kadar merhametsiz, hani bir tatsız değilsin. Lütfen gel. Görüşmeyeceğim, ayrı vermeyeceğim. Perişan ben oldum. Ben gideceğim. Hayır, kapattıktan sonra Selen senin aklına giriyor. İşte seni rezil etti ailen. Gitme işte, ben de rezil oldum. Sude bizim yanımızda ağlayarak rol yaptı bu çocuk. Onun yanından sizin kurtul. Sizin yanınızda niye ağlıyordu? Size sığındı. Bir yuvarlak gözlük takmış, kılıktan kılığa giriyor.
Ne yap abi? Beni, bana Yaşı Gül abla kovuyor. Sizin, bu şekilde bir çocuk. Benim annem de kardeşime sizin Sude'ye yaptığınız baskıyı yapıyordu diyor. Evet, evet. Sude'nin yanında söylüyor. Bir gün Selen Yıldız ağlıyor. Bak. Kızım dedim. Ne oldu? Bir sorunun mu var? Gördüğüm baskıyı bilmiyor. Fiziksel şiddeti abla bilmiyor. Abla diyor, kız kardeşim diyor, ailem bilmiyor. Diyor bu şekilde baskı yapıyor. Nasıl? Ailen mi sana şiddet uyguluyordu? Evet, hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguluyor. En son psikoterapiye... Ben niye arayayım? En son psikoterapiye ne zaman gittin? Yani bir düzenli kliniğe gidiyormuşsun. 25'inde gitti. 25 Mart'ta mı? 25 Mart'ta psikoloğuna bu durumu, şiddet gördüğünü anlattı mı? Çünkü onlar da yetkililer biliyorsun. Buna hemen... cevap vermek istemiyorum. Ama benim için çok önemli. Düzenli psikoloğa giden... Hayır. Düzenli psikoloğa giden kişi aile içerisinde görmüş olduğu fiziksel... işte ekonomik... Evet, bahsediyordum. Her türlü şeyi bu konuda da ihbar yükümlülüğü var. Selen Yıldız gibilerinden korumak için baskı yapıyorumdur Esra Hanım. Söz hakkı alabilir miyim? Tabii. Son... Dediğim gibi ben bu korku süreci başladım hem program adına hem ailem adına. Başlat. Teşekkür ediyorum. Sude Bayram'da gelecek gazetesini duyurmayacak bana. Lütfen. Aile arasındaki hukuki süreç programa gelmeden önce başlamış. Programla değil. 25 Mart'ta. İnsanlar ister ki aileleriyle görüşsünler. Özellikle kız çocukları. Şu kızın yanından bir şimdi eğitim hayatına devam edeceğim diyor ama eğitim süreci devam ettiği dönemde daha Haziran ayı gelmemiş. İstediğiniz zaman da ailenizle görüşebilirsiniz. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Özgürlük dediğiniz şey... Önünüze verilen kağıtla değil, avukatınız da size bunu anlatmış olabilir ama avukatınız şunu da size söyler. 18 Selin yaşında bireyler reşit olabilirler ama aileleri ya da yakın çevreleri birey olmalarına rağmen onlara. Toplum içerisinde uygunsuz davranışlar olursa yahut da kişilerin akıl hastalığından bahsetmiyorum, kötü alışkanlıkları olursa ya da kötü yaşam tarzı, olursa kısıtlanması noktasında bulunduğunuz yerleşim yerinde sulh hukuk mahkemesine müracaat edersiniz. Bunun gereğini mahkemeler yapar. Bu arada... Bu da evlatları korumanın diğer bir yoludur. Yani eğer onu reşit olmayan gibi, statüsüne tabii, sokma. Kısıtlılık... Yani psikoloğunuzdan bu anlamda hani gerekli raporları da alabilirsiniz. Belki de öyle bir tercih sizin yani için en doğrusu. Yani burada ifade edemediği ama bilir. Evraklarda bahsettiği özel yaşam tarzıyla ilgili çekinceleri var. Onları lütfen dile getirin. Selen Yıldız aratmayacak bize. Hiçbir şekilde ulaşmayacak. Belki hani bir sağlık testinden geçse bir yasaklı madde çıkacak. Hayır, Nafi Bey en çok neden korkuyorum biliyor musun? Şimdi ben Sude'yle yani kızınızla aylar sonra tekrar bir araya geleceğim. O zaman da çok daha farklı bir sahneyle karşı karşıya Allah kalacağız. Hayır, bunu kolay kolay söylemem. Dilerim Sude'nin yaşamında, sicilinde, yasaklı madde, ticareti ve vesaire bir şeyle ilgili de bir işlem yapılmaz. Bakın bunu söylüyorum, evet, kenarda bırakıyorum. Biz de korkuyoruz zaten. Sude Selen Yıldız hakkını... Konya'daki çocuklara hap... Kızın da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Doğru yer ailenin yanıdır, güvenli yer ailenin yanıdır. Eğer aileden size yönelen bir şiddet ya da size yönelen bir zarar varsa bu konuda da sizi koruyacak olan devletin kurumlarıdır. Lütfen bunları tercih edin. Sosyal medyadan 3 gün önce bulduğunuz insanları değil. Şimdi hemen Ali Uçar konusuna geçiyoruz. Allah yardımcınız olsun. Vallahi çok zor. Hepimizin çocukları var. Çocuk büyütüyoruz. İyi arkadaşlıklar, iyi dostluklar ama öncesinde seçimlerini yapan çocuklar, iyi ve kötüye ayıran çocuklar yetiştirirseniz korkmayın. Ali Uçar, hazır mısınız? Evet, hazır. Kayıp olan eşiniz şimdi stüdyoda olacak. Önce hatırlatmamız ekrana geliyor, buyursunlar. Sevgi var, para var, aşk var, gezme var, tozma var, yeme var, içme var. Daha ne olsun ya? Tuğçe böyle bir yetenekli insanı gitsin bulsun benim gibi yetenekli insanı. Tamam bırakacağım. Hem esnaflık var, hem pazarcılık var. Bağlama çalıp söylüyorum. Yakında iki tane single'ım çıkıyor. daha ne olsun ya? Hayvancılık var. Her şey var. Her yok şey yok var. Ali. Yok yok. Ama Ali'cim ne yok sende? Elektrik 3 Nisan'dan beri hanım yok, kaçmış. Mi sayesinde dış güçler senin çocuğun olmuyor. Sana çocuk yaptırmıyor. Sana çocuğun olmuyor. Seni çocuk yaptırmıyor diyorlar ya. Dış güçler yuvanızı nasıl yıktı? Çocuk yap, çocuk yap diye bizim aramızı bozdular. Köylü bozdu. Tabii köylü bozdu. Hangi dış köy bu? Şu anda eşin Tuğçe Uçar telefon hattında buldum. Alo. Alo. Bir dakika bir ya. Ben kimim ya? Bir dakika sen değil. Bir dakika anne bir dur. Kesme yerine ben konuşacağım. İzmir'de böbrek nakli oldu. Annesinin böbreğini aldı. Ben onu ben yaşattım. Ama... Ama annesi vermiş nakli. Ama şeyleri... Böbreği annesi vermiş. Ameliyatı doktor yapmış. Şeyleri ben bağladım. Bağlantılarını ben yaptım.
Hanım niye kaçtı Ali? Daha o sorunun cevabını alamadım. Dış onu, güçler de var. Onu ben anlayamadım. Şöyle bak, bir gün bana şey geldi. Facebook üzerinden Veli Kara adında birisi. Veli Kara. Veli Kara. Hı-hı. Bana istek yolluyor. Bir kabul ettim. Messenger'dan bizim kadın çıplak fotoğrafları. Messenger'dan sana senin nikahlı karının, evet, her gün gördüğün vücudunun fotoğrafları Veli'den geliyor. Evet. Köye kadar yollamışlar o tarafları. Peki 3 Nisan'da karın işe gidiyorum diyerek kimle kaçtı? Bu Hakan diye bir çocukla kaçmış. Hayatım sen 3 Nisan'da işten niye kaçtın? Zaten psikolojim bozuk benim. İnternet ortamında hiç tanımadığın yabancı bir kadına. Bir de söyledim yani. Senin için mahrem olan. Bana işte kendini güvendirdi kadın. Nasıl dedi? Bana çıplak fotoğrafını mı at dedi? At dedi. Attım ben de işte. Diyeceksin laf. Ben Hakan'la kaçmadım. Ben Hakan, Kumru ve üçümüz gittik birlikte. Ben Kumru'nun evinde kaldım diyeceksin, öyle mi? Evet. Hah. Ben senden bunu bekliyorum. Biz bunun sorunu bu yani. Bir şey yapmadıysan ben yine kabulüm. O arana da söyle. Ayıramaz bizi. Biz birbirimize daha çok sıkı sarılırsak millet daha çok bizden çatlar, ölür. Çekemez yani bizi. İyi misiniz Ali Bey? Çok iyiyim, Allah'a şükür. Allah'a şükürler olsun. Eşiniz evet. Tuğçe geliyor. Sizinle ilgili ne söyler? Nasıl şu kapıdan nasıl girer? Kendisi bilir, söyleyebilir. Herkesin söz hakkı var. Anladım. Herkes kendini ifade etmekte özgür diyorsunuz. Herkesin söz hakkı var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu bilemem. Kayıp olan eşini davet ediyoruz sevgili seyirciler. Ali Uçar'ın. 3 Nisan çarşamba günü işe gitmek için evden çıkan eşi kayıplara karıştı. Niye kocasını terk etti? Başka birine mi kaçtı? Bu soruların cevabı Tuğçe'de. Tuğçe Hanım buyursunlar. Hoş merhaba, geldiniz. Hoş merhaba. Oldum. Buyurun. Tam şöyle ortaya da oturabilirsin. Tamam. Buyurun Ali Bey. Hoş, merhabalar. Hoş geldin Tuğçe. Sizi böyle görmek çok güzel. Sarılar içinde. Sarılar yakışmış mı? Yakışmaz mı? Teşekkür ederim. Dün pembeydi, bugün sarı. Renk seviyorum diyelim. Güzel oluyorsunuz. Güzel mi? Tercih edeyim rengi. Tabii her şekilde. Bu arada sizi de burada görmek çok güzel. Çünkü eşiniz sizi arıyordu. Yo, ben bir yere gitmedim ki zaten. Nereye gitmiştin? Ben öyle daraldım, bunaldım. Çıktım evden yani. Ama işe gidiyorum i̇şe diye gittim çıktım. Ama işe girmedim. Kimle çıktın işten? Kaç kişi çıktınız o gün? Tek başıma, ben anneme de söylemedim. Tek başıma yani. Sen sabah işe gitmek için çıktın. Yanına eşya çıktım. Aldın mı? Almadım. Almadı. Sadece bir sırt çantam vardı. Ama iş yerinin kapısında seni birileri bekliyormuş. Yok, kimse beklemiyordu. E tamam, konuşuruz sonra. Önce Ali Bey karşınızda gördünüz mü? Tamam. Önce bir oturmasını öğrensin. Ondan sonra bana... Fark etmez ya, fark etmez. Tamam, sen bir erkeksin. Evet, kapatır bana mısın bacaklarını? Sen tamam, bir erkeksin. Bak benim oturuşuma bak. Bir de seninkine bak. Bravo. Ben vallahi sana, bravo. Oturuşum, ben oturuşumda sana ne var ya? 8 sene öğretemedim, daha da öğretemem. Bacak bacak üstüne atayım o zaman. Hayır, bak. Tamam. Hatta böyle yap. Tamam, bacak bacak üstüne, tamam. Böyle. Bir de dur. En güzeli böyle. Dünkü şeyleri izledim, her şeyden haberim var. Tamam. Ben cahil bir insan değilim. Tamam. Öyle de olmadı. Sen o parayı neden attığın yere? Onu da soracağım. Para elimden düştü. Düşmedi. Koydun yere. Düştü. Ne yapar? Elimden düşüverdi. Elimden düşmedi. Ama yerden biz kazancımızı... Esra Hanım dedi ki o parayı cebine koy dedi. Kazancımızı zaten topraktan kazanıyoruz biz. Yerden geliyor bize para. Ama burada toprak yerden yok. Yerden gelmiyor. Olsun, yerden bak geliyor bize. Bak bakalım, dönüm gibi para mi duruyor? Yerden geliyor bize. Para kayıttan oluyor. Kayıt neyden oluyor? Ağaçtan. Ne? Ağaçtan topraktan. Ağaç yerde mi? Ağaç topraktan oluyor. He, topraktan oluyor. Evet. Sen diyorsun ki aşk var, huzur var, para var. Evet. Her şey para var demek değil. Evet. Parayı tamam kazanırsın ama sağlığı kazanamazsın. Tamam, doğru. Psikolojimi o kadar bozdun ki... Bana sormadın. Sen nasılsın? Ne haldesin? Sormadın. Nene biz... Bir dakika. Nene biz sana demedik mi? Tuğçe. Bizim işimiz bize yeter. Sen tavuk hastalığa gitmene gerek yok dedik. Olsun. Sen zaten sigorta numarasını aldın. Gitmene gerek yok dedik. Ben seni durdurun dinlemek zorunda mıyım? Benimle gideceğim ben dedim. Ben kimsenin baskısı altında yaşamak istemiyorum. Tamam olsun, fark etmez. Sen de bir anneden doğdun. Hmm. Ben de bir anneden doğdum. Annemin baskısı altında da yaşamak istemiyorum. Böyle bir yaşamak varsa ben yaşamayayım.
hareket. Bir de diyorsun ki böbrek nakli yaptırdım. Var mı elinde bir delilin? Kim, yok. Kim aradı şeyleri? Onları... Ara, hani getir göreyim. Onları ben aradım. Aramadın. Aramadın. Ya buraya, ya ben seni dün akşam, evvelsi gün akşam aradım. Yani bunu oturup baş başa konuşabilirdik, çözebilirdik. Yani Esra Hanım'ı da meşgul etmezdim bu şekilde. Ya sen beni güvenmiyorsan. Emin ederim bu senin destekçisi ben çıktı. Şimdi Esra Hanım. Türkiye şahit tamam, olsun. Tamam dur. Bu konu buraya gelmeyecekti. Kaç defa ben seni hatanı yakaladım. Hayır, kaç kabul etmiyorum. Ben eli düzgün bir kadınım. 26 yaşındayım. 27'ye gireceğim. Doğum günüm de yaklaşıyor. Ben doğum günü kutlamayacağım. Kutlamayacağım. Ne zaman doğum günü? Sende aşk yok. Ben seninle annemin baskısıyla evlendim. Ben seni sevmiyorum. Tamam. Tamam, ay, anlaşıldı. Demek ki konu nereye gidiyor farkında değilim. Esra Hanım, Esra Hanım, bir şey demeye gerek yok. Tamam, o çocuğa sevmiş. Hayır, o çocukla bir alakam yok. Ben kimseyi sevmek zorunda mıyım? Ben kendimi seviyorum ya, kendimi. O zaman ne? O zaman neye kayboldun? Kaybolabilirim. Üç gün, üç gün. Kaybolabilirim. İstediğim yere giderim. Tamam oldu. Ama ya, evliysen kaybolamazsın. Tamam, evet. Tamam da çok şey yapıyor ya, çok kıskanç olmasın. Çok kıskanç olmasın. Ya kıskançlık ya nedendir? Adımı daha iyi öğrenmek istiyor benden. Peki işe giderken seni işe o mu bıraktı? Yok. Sen tek başına gittin. Uyuyordu o sabah. Ben tamam. Yani sen işe tek başına gidip işten çıkıp sabah evine gelip hani bir şey dediğinde mesela ya biz iş arkadaşlarımızla bu akşam yemek yiyeceğiz dediğinde izin vermez. Vermez. Sence işe gidip gelmene izin verir. Evet. O konuda. O, evet. O gün 3 Nisan'da, evet. Aslında 3 Nisan öncesinde de bir sürü soru var Tuğçe, sana sormak istedim ama evet, biriktiriyorum onları. Sen önce içindekileri anlat, ondan sonra sorayım. Hı-hı. Doğum gününü niye kutlamıyorsun? Kutlamayacağım. Ne zaman doğum günün? Bir şey kalmadı, 18 Nisan'da. Ha? 18 Nisan'da. Sen koç burcu mu oluyorsun? Koç burcu. Koç kadını. Evet. Ay zordur koç kadını ya. Dur. Ha? Ya ne bileyim, çok dırdırcı Ali ya. Bak şu an kendimi zor tutuyorum. Ben duygusal bir insanım. Hemen ağlayabiliyorum. Bana deli diyor. Ağlayınca. Deli diyor mesela, ağlayınca. Mesela benim dedemin bir akrabası var. Akrabası değil mi? Kardeşi. O biraz şey yani, aklı dengesi yerinde değil. O ağlıyor diye ona mesela Ali Tülü demişler. Bana da Ali Tülü diyor mesela. Yani ağlayan birine bana eşim deli diyen diyor. Biri bence kendi delidir. Ben eşimden tatlı söz bekliyorum. Bana canım desin, bebeğim desin, aşkım desin. Madem seviyorsa sana beni, bana aşkım desin demiyor. Yazmadı mı sana şarkı? Tatlım tatlım seni seviyorum. Tatlım aşkım aşkım hayalinle ölüyorum o, de. Yazmadı mı şarkılar? O önceydi. Evlenene kadar her şey güzeldi. Sana tekrar. Ben sana bir şarkı attım WhatsApp'tan. Onu dinlemiyorum diyor. Abi beni aramayana. Hiç aramam, beni sormayana hiç sormam. Sen karına şarkı mı yazdın? Yazmaz mıyım mesela? Söyle bakayım. Tatlım, 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 seni çok seviyorum. Aşkım, 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 hayalinle yaşıyorum. Ben de seni seviyorum. Evet. Vallahi bravo. Bu şarkı... Bende çok şarkı var Esra Hanım. Tamam, çok. Bu eser size ne zaman yapıldı? Bu 2013 senesinde. 2013. Peki bu 2013'ten bugüne kadar hiç bir daha yazmadın yazdım mı? En son bir daha yazdım. 8 yıllık evliliğiniz nasıl geçti? Kötü geçti. Mutsuz muydun? Mutsuzdum. Neydi mutsuzluk sebepleri? Ben de bana zaten 6 sene sonra düğün oldu. Ondan mutsuzdum. Ben kendi emeklerimle yaptım o düğünü. Bende var katkılarım. Hayır. Gelinlik bile almadı bana Ali. Bu gelinlik kimi? Bunu da dile getireyim. Hemen bana öyle gelinlik daha iyi. Gelinliği bana bir başkası verdi, arkadaşım verdi. Halbuki para var, huzur var, var dedi. Her şey adam var. Cebinden yok, karısına bir gelinlik olacak almadı. Cebinde taşıyan parayı ne yapayım ben? Pinti midir? He? Pinti midir? Pinti. Zaten pinti. Lakabı Pintal onun. Yok, Pazarcali. Pinti ne diyor? Pazarcali olarak çıkıyorum. Lakabı Pintal. Annem neden sevmiyor? Onu da değineyim size. Annem bununla baştan evlenmemi istemiyordu. Ben annemi dinlemedim. Onu da söyle. Dinlemeden kaçtım yani buna. Annem bununla evlenmemi istemiyordu. Bir de şu, beni Ali ile bağdaştıran annem. Tamam. Ne demek o? Annem ve bunlar ikisi bir araya gelmiş. Bundan 8 sene öncesi ben okurken Edirne'de demiş ki, benim annem demiş ki sen bekar durma. Sana demiş benim kız kardeşimin kızıkları var. Onlarla evlen. O de, bu da demiş ki senin kızını rahat etsin demiş. Ben senin kızınla evleneceğim. Bu olay oradan başlıyor. Hem annen istemiyor hem... Ben
20 yaş büyük insana niye evleneyim durup evet, dururken? Evet, aranızda çok ciddi bir yaş farkı var. Var. Bu durum annem... sizi rahatsız ediyor mu? Yok, rahatsızlık yok. Kıskançlığınızın sebebi karınızın ya, genç olması köyde mı? De, köyde de öyle 18-20 yaş arasında olanlar var Esra Hanım. Herkes mutlu. Bizimki niye mutlu olmasın ki? Akıl yaşta değil, baştadır. Yaş karın doyuruyorsa o zaman gideyim ben şeye, ben gencim, güzelim diye lokantaya gideyim. Hı hı. Benden para almadayım, alacak mı almayacak mı? Ama adam diyor ki, ver bakalım parayı diyor. Yemeği yedin, çayı içtin, ver bakalım parayı diyor. Peki bu kadar sen kendini mükemmel bir erkek olarak tanımlıyorsun. İlk geldiğin günden beri haksız mıyım? Yani para desen bende, şöhret desen bende, her şey bende diyorsun. Esra Hanım, bu kadar mükemmel bir Ali'yi karısı Tuğçe niye terk eder? Esra Hanım, benim babamdan bir şey kalmadı. Hepsini ben çalışarak topladım kendim. Onu anladım. Heh. Kusurun nerede? Yani sence karın seni niye terk etti? Ben onu çözemedim işte. Sor. Neye terk etti? Ben şey yapamıyorum ya Ali'yle, bağdaşamıyorum. Peki o zaman bir gerçeklere dönelim mi? Tamam, dönelim Esra. Sizi dinledim. Öncelikle Tuğçe, sosyal medya bağımlısı mısın? Evet. Biraz. Biraz. Sosyal medyada vakit geçirmeyi çok mu seviyorsun? Ya, seviyordum da son zamanlarda bıraktım. Son dönemde aslında çok büyük bir olay yaşadın. O olaya da geleceğim. Kocanla aranızda bu sosyal medya problem oldu mu? Oldu. Oldu. Sana Ali kısıtlamalar getirdi mi? Getirdi. Getirdi. Sen sosyal medyada tanıştığın insanlara sana kendine ait özel fotoğrafları... Attım. Attın. Yani bu özel fotoğraf, mahrem fotoğraflarını... Evet, dün de konuştuk. Evet. Attım. Ben atmadım attın. Demedim. Peki sen bir kadına, Meltem isimli bir kadına özel fotoğrafını evet. atıyorsun. O da sana atıyor. Esra Hanım, çok garip. Bir de beni uyardım sonra yani. Sonra senin o attığın, Meltem'e attığın fotoğraf. Evet. Veli Kara ismindeki bir kişiden kocana mı geliyor? Evet. Biz pazardaydık. O da vardı yanında evet. Bir dakika konuşma, söz hakkı ver. Tamam. Evet, dinliyorum ben sizi. Veli Kara'dan bu seni düşündürdü mü? Düşündürdü. Nerede hata yaptın? Hata işte ya o sosyal medya şeyine kapıldım. Peki kocan senin bir erkekten çıplak fotoğraflarını gördüğünde sana tepkisi ne oldu? Tepkisi dedi sen mi attın bunları dedi. Yani bu adama dedi. Ben dedim bu adama atmadım. Ben dedim Meltem adında bir kadına attım dedim. Öyle evet doğru. Biz pazardaydık zaten. Herhangi bir şey Yenice pazar yapmadı. Yani dövmek, tartışma falan olmadı. Hayır şunu söyleyeyim bir daha yapma bunu Tuğçe dedi mi? Dedi. Ya da boşanalım dedi mi? Esra Hanım zaten ben baştan söyledim buna. Yani. Dedi, bana dedi ki Meltem fotoğraflarını bana atıyor dedi. Ben de dedim ki senden o fotoğraf atarsa isterse atma. O sana zar atıyor dedi. İşte o zaman biz boşansaydık bu olaylar buralara gelmezdi. Hı. Peki bundan dolayı sen annenin evine gittin mi? Ben annemin evine gitmedim. Ya yine biz hayatımıza devam ettik. Evliliğe devam ettiniz. Evet. Sen sosyal medyanın elini eteğini çektin mi? Nasıl? Şu an hala kullanıyor musun? Hayır. Sadece bir WhatsApp var. WhatsApp'ım var. Evet. Zaten yeter. Evet. Şimdi 3 Nisan günü sen işe gidiyorsun. Evet. Ama senin işte olmadığını öğrenen kocan iş yerini aradığında iş yerinden Hakan 21 yaşında ve evet. Kumru isimindeki arkadaşlarınla Balıkesir'in Güven Çetmi köyüne gittiğini öğreniyor. Anladım. Bu köye gitmenizin sebebi neydi 3 kişi? Kumru yoktu. Hakan'da ikiniz miydiniz? Hakan da görmedim. Hakan zaten o köylü. Peki sen o gün o Güven Çetmi köyüne gittin mi? Gitmedim. O köyde bulundun mu? Yok. Hakan'ın ailesiyle tanıştın mı? Yok. Hiçbirini tanımıyorum. Ben nereye Hakan'ın ailesi senin evli olduğunu muhtardan öğrendikten sonra seni evden çıkartıp başka birine evden gönderdiler mi? Nasıl anlamadım. Sen şimdi Hakanlara gittin ya Hakan'ın ailesi seni gelin olarak gördü. Evet. Şu benim hayalim. Evet. Sonra senin evli olduğunu muhtardan öğrenince... Diyor ki oğlum biz bu kızı eve sokmayız. Hakan da seni alıyor bir arkadaşın evine götürüyor. Evet. Değil mi? Evet. Hangi arkadaşın evinde kaldı? Hakan'ın? He? Hakan'ın hangi arkadaşın? Bir arkadaşıma gitmedim. İyi sen öyle de ben inanmıyorum. O köye niye gittin o zaman? O köyle senin hiçbir bağlantın yok. O köye niye gittin? Köye gittiğini kabul ediyorsun. Ne bileyim nereye gideyim dedim ben de oraya gittim. Muhtarla konuştun mu? Yok, muhtarı, muhtarı tanıyor musun? Görmedim, muhtarı görmedim. Zaten muhtar, yeni muhtar sormuş. Hayatım, muhtar seni iyi tanıyor. Hakan'ın ailesinin sana kötü bir tepkisi oluyor. Biz seni evde istemiyoruz diye. Doğru mu? Doğru. Tamam, buyurun Ali Bey. Bir ilişki olursa burada biz... Ayrılacağız. Ben kimseyle bir ilişki yaşamadım. O zaman
Ateşte barut bir arada durar mı Esra Hanım? Bir şey soracağım ben. Durar niye? Ben bu konunun çok dışındayım. Nasıl? Ateşte barut değil. Eşiniz 3 Nisan'da niye evi terk etti? Benim haberim yok. Benim haberim yok. Kahvede bana dediler ki... Bana bu... sorma bak karın karşında. Kahvede, dürüstçe konuşun. Kahvede bana dedi ki... Esra aradı beni Esra. Esra neydi onun soyadı? Esra Oktar. Ya dedi Eren işte dedi. Senin hanım dedi kaçmış dedi. Ya dedim bizim hanım işte dedim. Ne kaçması dedim ya. Oho sen uyuyan ayakta dedi. Annesi satmış dedi. Ah. Telefon görüşmeleri dinleyebilirsiniz fark etme. Annesi satmış dedi. Oha eniştem at ya bundan sonra eniştem değilsin artık sen benim dedi. Ya Esra Hanım, en iyisi kendi gözünün önünde büyüyen insandır, kendi gözünün önünde büyüyen kızdır, kendi gözünün önünde ki insandır. Ben dışarıda insanı nereden bilirim? Ne kadar tanırım? Öyle değil mi Esra Hanım? Bu ne demek ya? Kendi gözünün önünde büyümeyen kızla evlilik olmaz mı? Ne yaptığını, geçmişini bilemem ki. Abi işte, senin geçmişini kim biliyor? Biliyorsunuz işte bak müdahale ya, edemiyorsunuz. Biliyorsunuz eline telefon geçti mi ne yaptığını kontrol ediyor musunuz? Onu değil ama onun da geçmişi onu değil. Onu değil. Onu demeyeyim. Onu demiyorum. Sen bu, de sen de sütten çıkma kaşık değilsin Ali. Bu çocuğa kaçtığını sana diyor. Sana Ali diyorum. Ali ne? Bey. Bu sen çocuğa kaçtığın için. Adamın evi... Sen de diyor sütten çıkma kaşık değilsin diyor. Tamam. Diyoruz bir de diyor bir de gelmiş dün burada sırıtıyor. Şey, senin bunun, hiçbir saygın yok ya. Buranın evini bilmezsin. Ne zaman gittin bu adamın evine? Hiç gittim mi? Yok. Daha yeni gidiyorsun. Ben dışarı sen gitme. Peki Ali Bey, evet. Birine fotoğrafını atmasıyla evine gitmesi arasındaki fark ne? Çok saygısız nasıl bu ya. Bunu... Birine fotoğrafını atmasıyla evine gitmesi arasındaki fark ne? Nasıl fotoğraf atması? Yani fiziksel uzaklık sizin için önemli. Nasıl bir anlayamadım tam olarak. İşte ben sana anlatamayacağım için ben de kendimi öyle anlatmak anlatıyor istemiyorum şu anda. Öyle bir dilde söylüyor. Şunu söylüyorum. Belediye ismindeki birinle birinden karının fotoğrafı geliyor. Evet. Tamam mı? Tamam. Evet. Sen Hakan'la birlikte olduğunu Hakan isimli kişiye karşını iddia ediyorsun. Evet. Tamam. Yani fotoğrafı görmenle gitmesi arasındaki fark ne? Onu çözeceğiz. Yani evet. Yanındayken kime ne fotoğraf atarsa atsın ama yeter ki yanına gitmesin mi? Yok. O da suç. Şey yapma, o da suç. O da suç. Evet o da suç. Ablacığım senin kaçmanın sebebi şu olmalı. Evet. Ben aşkı aramıyorum. Aşkı ne yapayım? Hayır Tuğçe'cim bak senin böyle garip de bir durumun var da hani bir saf tarafın da var. İyi niyetli tarafın da var. Evet. Hani böyle kandırılıp manipüle edip hemen böyle bir ne derler? Çabuk aldatılabilecek biri gibisin. Evet. Evet. Sana biliyorum. Bir şey vaat etmeleri en lazım. En zayıf yönüm o zaten. He. Sana bir şey vaat ettiler mi? Yok kimse bir şey ya vaat etmedi. Ya da kocan sana kötü davranıyordu bu sebeple mi kaçtın? Evet. Aynen. Korkuyor musun Ali'den? Korkuyorum. Esra Hanım. Nedir seni korkutan? Ben olmadan yaşayamazsın diyor. Sürünürsün diyor. Kötü yola düşersin diyor. Tamam da. Ama hareketleri giden gidiş hareketleri bunu gösteriyor. Fotoğraf atmış şeye karşı tarafa Meltem'e. Ben ondan diyorum. Bunlar alıcı mı? Evlenici mi? Hayır. Satıcı bunlar. Açıkça satıcı. Sen Tuğçe'nin başına kötü bir şey gelmesinden mi korkuyorsun? Aynen öyle. Tuğçe sensiz nefes alamaz mı? Alabilir, sıkıntı yok. Nefesi alsın diyorsun. Alabilir ya. Yani senden ayrı olursa Tuğçe'nin başına hep kötü şeyler mi gelir? Ben onu şeyler için dedim. Eskiler için dedi. Tuğçe'cim bak seni dinlemek için buradayız. Kendini lütfen ifade et. Ben o yüzden geldim. Bak annem izin vermedi. Ben annemi ikna ettim. Hatta annem de gelecekti. Ama dün kocamı çok seviyorum dedi. Annemin seviyordum. Seviyordum ama sevmiyorum artık. Ne zaman bitti o sevgi? Çoktan bitti. Hmm. Ama dün de seviyorum dedin. Sevmiyorum onu. Sen bana hep kendimi yetersiz hissettirdin dedin. Yok ben sevmiyorum onu. Sevmiyorsun ayrılsın beni Esra Hanım. Sevmiyorsun ayrılsın beni. Kimsenin baskısı altında yaşayamam ben. Tamam sevin beni aşk yenmez. Eskiden bir sevgi yok, aşk yok, huzur yok, para yok. Para olsa ne olacak? Hadi. Ben kendi emeklerimle yaptım düğünü. Sen mi yaptın? Tamam, 8 sene çalıştım ben sana. Çalışmadın mı? Çalıştım. Tamam, daha sarımsak kazmaya gittim geçen gün. Ya. Gitmedin mi? Baran'ı sen mi kazanıyorsun? Hani bitti mi? Kayınvalidemle beraber gittik. O da yarım kaldı. Baran nerede para? Senin cebinde mi onun cebinde mi? Bende. Vermiyorsun değil mi ona paranı? Yok çamaşır makinesi yoktu. Elimde yıkıyordum 8 seneden beri. Çamaşır makinesi aldım. Bunları Ali, dile getirdi mi? Getirmedi. Ali, bir dakika bir konuşma. Türkiye'ye soruyoruz. Biz hangi devirde yaşıyoruz? Esra Hanım, çamaşır makinesi olmadığı halde Allah bu hareketleri seni yapıyorsa
Çamaşır makinesi olsa kim bilir neler yapacak. Çamaşır makinesini yeni mi aldınız? Ben yeni aldım. Yeni. Ha, kendi paramla aldım. O aldı. 8 yıldır bu kadın elinde mi çamaşır evet. yıkıyor? Annem de yıkıyor. Ne sadece annesi? Kendisi. Annem de yıkıyor. Ay sen gerçekten pintalısın. Komşular ya, şahit. Esra Hanım. Gel çamaşır komşular şahit. Hayır, söyle Tuğçe. Çamaşır oldu ne kadar komşular şey? Komşular şahit ya. Bir hafta 10 gün, bir hafta 10 gün, 10 gün. Bağlattırmadı ki, kurdurtmadı. Çeşme ayarlayacaktı, orada çeşme yok ya. Çamaşır evet. makinesi kurmaya. Ayarlattırmadı. Keşke ona yıkatsaydın da 10 gün çamaşırını görseydi. Ben yıkarım, hiç yıkamadı. Orak hiç yıkamadı. Hiç görmedim. Onun yaşında orak uçuyordu. Bir süpürge çekmedi. Bunların evi pis be ya. Sen de temizle. Git de izle. Onların böyle Gelsin. Halının altını bir kaldır toz. Esra Hanım, Esra Hanım. Kim temizle? Esra Hanım, kim temizlemesi lazım? Yeni gelin temizlemesi lazım. Nasıl gelin bu? Bir saniye, ne kim yazmış yeni gelin temizleyecek? Hayır öyle bir kanun mu var? Gelin temizler. Elektrik süpürgeniz var mıydı? Var. Var da kullanmıyorduk onu. Niye? Zaten onu da bir arkadaşı vermiş. Hiç kendi parasıyla bir şey almış mı? Niye almaz hediye. Mı? Buzdolabı ikinci el. Dipfriz ikinci el. Hep ikinci el. Araba ikinci el. Olsun sen. Yeter ikinci el ve işimizi görüyor ya be ya. Yani, ama diyorum yani sıfır alma gücün yok yani senin. İşimizi, paran yok o zaman. Paran var diye övünme. İşimizi görüyor ya boş ver. Senden ben, zengini mi var değil mi? Ben sen zenginsin. Ben nasıl olsa olur fark etmez. Çünkü ben yokluğu görmüş insanım ben. Yokluktan İyi. Geliyorum ben. Varlıktan gelmiyorum. Şey demiyorum. Kayınvalidenle beraber mi yaşıyordunuz? Evet. Üçünüz mü yaşıyordunuz? Ben kayınvalidemi seviyorum. Hmm. Ben, o açıkçası o çok iyi bir insan. Ona bir sözüm yok. Hmm. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Gönül kayınvalidem benim için bir tane ama sen hiçsin. Tamam sen bırak beni en iyisi. Bırak. E bırakacaksın da niye geldin buraya? Bıraksaydın, açsaydın davayı. Işte niye geldin? Esra Hanım dedi ki... Niye insanları meşgul ediyorsun? Dedi. Gelseydin dedi. Başka bir zaman Ay, sen görürdün. Sen niye programa geldin, başvurdun? Kim başvurdu programa? Sen. Biz buradaki olayın netliğini öğrenmek için. Ali Beyciğim programı kim aradı? Yani şu ekrandaki telefon numaraları var ya WhatsApp ya da telefon. Ben aradım. Sen aradın. Ben aradım. Dedin açtı ekip telefonu, buyurun Esra Erol dedi. Sen dedin benim bir derdim var dedin. Derdin neydi? Ya bu kaçmış. Karım bu, kaçtı Hakan'la kaçtı dediler. Onu karışık millet anlatmıyor. Bana gerçeği ortaya çıkartın. Karımı evet. bulun dedin. Evet. Tamam. İşte o. Önemli Konu olan. Bu. Konu bu. Ne yapacağız şimdi? Allah'ım ya. Bana bakma hiç bana bakma. Ben üzülmek istemiyorum artık ya. Nasıl demek ilişki yaptıysa boşansın ya. Ne? İlişki yaptıysa boşansın. Ya ilişki mi ilişki değil ya. Öyle şeyleri karıştırma Allah aşkına. Ben yayındayız ya. Siz şunu hiç utanma yok bu adamda. Dün neler söyledin telefonda? İnsanlara psikolojisini buluyorsun. Sen git bir an önce evine. Mesela Tuğçe'yi aramaya değil de sanki Türkiye'ye şunu... Hayvanlarına bak. Türkiye, para bende 7 tane belge var. Hiç benim gibi bir erkeği, bir kadın terk eder mi diye siz onu göstermeye gelmişsiniz. Onun amacı sanatçı olmak. Doğru. Onun yani. Amacı sanatçı olmak. Saz çalıyor ya kendisi. Fenomen oldun. Artık fenomen oldun. Sayın Erol Yaşa Gül. Yaşa sana alkış. Erol Gül Bey'e buradan selamlarımı sunuyorum. İki tane single'ım çıkıyor. Çıksın en sondaki ya. Hayalimiz çıksın. De gerçekleşecek. Çıksın. Evet, aynen öyle. Ay hayatım böyle reklamla da single mı alınır? Esra yani Hanım buradan Balya İlçe Jandarma Komutanlığındaki Tayfur Asubay'a da buradan selamlarımı ve bayramlarını o kutluyorum. O tayinlik çıkmış. Ben bütün yok. Asker, jandarma, polislerimize de iyi bayramlar diliyorum. Esra Niye Hanım. Özellikle bu? Benim de arkadaşımın selamı vardı size. Sevgiler, selamlar. Söyle Tuğçe'ciğim. Benim de bir arkadaşım selamı vardı. Günay. Söyle hayatım. Bak kıyamet Günay. Kopuyor selamları söyleyeyim. Evet, Günay'ın selamı vardı. Günay'a da selamlar olsun. Aynen. Herkese selamlar olsun. Şimdi ben ne yapacağım ikinizle? Ne yapacağım? Bana bir yol gösterin. İlk defa böyle bilmediğim yerden sınanıyorum. Aynen. Ne yapalım Ali Bey? Esra Hanım. Oturuşa bak yaslanıyor. Herkes kendisi bilir. Ya daha ben rahat insanım. Ne oldu? Niye şey yapacağım ya ben de bir şey Çok özür dilerim. Araya bir girebilir miyim? Dün kocan şu ifadeyi kullandı. Siz biraz önce söylediniz mi? Dinliyorum. Duymadım onu yazı yazarken. Bizim yuvamızı dış güçler yıktı dedi. Evet çok akıl veriyorlar. Yani... Dış güçler kimmiş? Ha onu da öğrenelim. Aynen he. Aa, buna mesela diyorlar ki buna. Hı. Şimdi senin bizim biraderin kızı var. Sana çocuk yaptırmıyor Ali. Biraderin kızına kalacak. Bu onun ağzından oluyordu. Biraderin kızına kalacak. Ya ben öldükten sonra Esra Hanım. Mirası. Devlete kalsın ya. Ha Tuğçe sana miras devlete kalmayacak mirası yiyecekler. En büyük güç devlet ya devlete kalsın önemli değil. Eşim diyor ki yaşarken ben Ali'nin mal varlığını görmedim diyor. Mirasını niye beklesin ki? Bak diyor ki. Evet. Paraları atıyor ya diyor yerlere diyor Esra Hanım diyor. Ama diyor bana almıyor diyor. 8 yıldır çamaşır makinem yok diyor. Sizin mirasınızı sorun etmez ki bu kız. Ben de bilmiyorum. Çamaşır makinesi olmadığı halde. Çamaşır makinesi olmadığı halde böyle şeyler yapıyorsa çamaşır makinesi falan olsa rahatlıkla neler yaparım bilmem. O zaman siz de söylemeyin ben çok zenginim diye. Zenginim diye. Bana diyor ki
Para mı verdin bana diyor. Ben dedim ki pazar parasını veriyorum buna. Ne harcadın, ne aldığını, yediğini, içtiğini bana söyle. Yiyelim, içelim. Çalışıyorum diyor ama ben de kayınbademle sarımsak dikiyorum öyle diyor. Çalışıyorum diyor. Çalışalım, şey, yiyelim, içelim. Hesabımızı bilelim diyor. Benim paranın içindeki para yazılıdır. Neden? Ben hesabımı tutmazsam, benim hesabımı tutacak insan çok çıkar. Ben hesabımı tutarım. Ben çay bile içsem, ben o çayın parasını bile oraya yazarım. 4 tane çay içtim. Ay vallahi tane. Geldik gittik para konuşuyoruz. Neyse. Kardeşim güzel şeylerden bahsedelim. Çocuk dediniz. Evet. Dün. Ben çocuk istemekte haklıyım. Yani. Bu senin doğal dedi hakkı. Ki böbrek nakli, yani böbrek nakli olduğu için yapmadık dedi. Evet. Ben bunu doktorlarıma danıştım. Ona göre bir ilaç aldım. Benim çocuk yapmamda sıkıntı yok. Peki. Bunu çocuk, eşim istemedi. Bu evlilikte çocuk olmasını... Ben istedim. Sen istedin, o istemedi. O istemedi. Dün ama şöyle anlattı. Düğünden işte sonra... Sanki dedim, böbrek nakli olan birçok seyircimizden de mesaj gelmiş. Benzer hastalığı gördüm. Okudum. Yok, çocukları olabilir. Hiçbir okudum. Problem yok. Yok. Ali niye çocuk istemiyordu? Ben bilmiyorum orası. Ya şimdi onu... Sordun mu? Sordum. Hı-hı. Ne bileyim. Denedik birkaç sefer. Bak şeyimi bozmuyorum, terbiyemi. Yani sorun hangimizde onu... Doktora gitmedi. Ben kendim gittim bizzat. Onu götüremedim. Götüremedin. Ali Bey niye bak çocuk buraya gelmesini biliyorsun ama doktora Esra, gitmedin. Şimdi bunun böbreği ben yanında. Bizim köyden birisi öldü. Aynen bu şekilde böbrek naklinden. Çocuğu düştü. Öldü. Ben buna ölmesini istemedim yani. Ölürsem ölürüm ya. Gebelik, o benim bileceğim iş. Doktora gittin mi? Bu gebelik riskli midir? Gitmedi. Karıma sıkıntı yaşar mı? Yok, bunu gitmedi. Öğrendin mi? O kendisi gidiyor zaten şey İzmir'e kontrole gittiğinde şey yapıyordu. Gitmedi ki. Ne rahat adamsın ya. Sen bir doktora işte gitsen ya, desen ki... Bir mesela ben doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na bir sorarım. Yani böbrek nakli olan birinin bu gebelikte bir sıkıntısı var mı? Kontroller yapılsa. Keşke siz tüp bebek için gel. Ama yok, hoş ben sana tüp bebek yapmazdım. Erkeklerde de sorun olabiliyor yani. O diyor ki bende bir sorun yok. Ondan tüp bebek parası alırım ben. Erkeklerde sorun olmuyor mu? Olabiliyor. Her türlü olabilir. Diyor ki bende bir şey yok. Senin diyor hani olur da zarar görür diye korktum diyor. Kendi bilinç altında. Ya ben olsun zarar olsun ya. Şimdi Ali'nin halası telefon attığında, bu arada köyden ihbarlar geliyor. Tamam. Kimle ilgili olumlu konuşuyorlar köylüler sence? Kimle ilgili iyi şeyler söylüyorlardır da hanginizle ilgili kötü şeyler söylüyorlardır? Beni sevmez, Ali'yi sever. Köylüler. Ya köyde de şimdi bu. Ya halası, köyde de bunun adı çıktı ya. Hı. Esra Hanım onun için bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorsun. Tamam. Peki. Halan telefon attığında. Evet, hoş geldiniz Canan Hanım, merhaba. Hoş buldum Esra Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, iyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Bakın gelininiz de yeğeniniz de burada. Evet, Tuğçe'ye merhaba diyorum. Tuğçe, bize bayramı zehir ettin. Sağ ol bu yaptıkların için, sen sağ ol. Ben sana demedim mi Tuğçe, sen... başkasına resimlerini atıyorsun. Başkalarının Instagram üzerinden yazışıyorsun. Bir gece ben uyandım. Telefona baktım. Sen gecenin 3'ünde aktiftin. Sana dedim ki Tuğçe, sen bu saatte neden aktifsin? Ali nerede? Ali uyuyor hala. Ben video izliyorum dedim. Ben de dedim ki Tuğçe, sürekli Instagram'da geceleri aktifsin. Bak bu konu yarın bugün karşına çıkarsa benim babamın topraklarının üstünde sen Ali'yi aldatamazsın dedim sana. Sen de dedin ki hala ben Ali'yi çok seviyorum. Ben Ali'ye aşığım. Ben onun için ailemi karşıma aldım, kaçtım. Asla ona yanlış yapmıyorum. Video izliyorum dedim. Sen evden kaçmadan bir gün önce madem Ali'yi sevmiyordun, WhatsApp durumunda kocam da kocam diye resim paylaştın. Ben de sana yazdım. Dedim ki bir dakika Ali, doğru mu? Doğru. Kaçmadan bir gün önce kocam da kocam mı yok, yazdı? Yok yazmadım. He? Yazmadım. Ama Ali'nin WhatsApp fotoğrafını koydu. Bayağı önce. WhatsApp durumu paylaştı. Ben de dedim ki aferin Tuğçe. Instagram'da seni Facebook'ta görmüyorum. Ali ile çok iyisiniz dedim. Ve ben doğru bayramda mu? Geleceğim dedim. Ve ben bayramda geleceğim dedim. Ali'nin çok bu... Neşet Ertaş'ın bir sözü var. Ya der bu... ki seni seviyorum demedi de ben sana kurban olurum dedi. Ali'nin sevgisini gösterme şekli aşkım canım bebeğim bir tanem değil. Ali Tuğçe
Ali seviyor. Ali sevgisini böyle gösteriyor. Ali kendini ifade edemiyor. Ali mi? Ne yaptı ki? Ne yapmış olabilir ki? Tuğçe, jandarmayla beraber biz Tuğçe'yi, benim amcamın oğlu Erhan Uçar, onu bir ağacın gölgesinde saklanıp buldu. Biz 9 sorduk Tuğçe nereye gitti diye. Tuğçe neden böyle yapıyorsun dedim. Ali ile barışmaları için annesini aradım, Figen Hanım'ı. Figen Hanım da dedi ki Canan, evet biz bunların yuvasını yapalım. Bu Tuğçe arada ifade edebilirsin kendini. Dedi. Tuğçe bir daha kaçmayacak dedi. Tuğçe bana ne diye söz verdi biliyor musun? Halacığım dedi, sen emekli olunca dedi köye geleceksin. Ben sana köyde bakacağım. Ben Ali'yi çok seviyorum. Ben hata yaptım dedi. 2-3 gün sonra dedim ki Tuğçe nasıl gidiyor dedim. Dedi ki Ali bana dedi bir daha dedi bir şey derse dedi ben yine kaçarım. Dedim ki sen nereye kaçıyorsun? Kime kaçıyorsun sen dedim. Ali sana bile güvenmiyordu. Ne? Ali sana bile güvenmiyordu. Ben İzmir'e kontrole geldiğimde sen dedin Ali'ye bugün kalsın Tuğçe bende dedin. O da dedi ki sonra sen demiş ki olmaz dedi sana. Sana bile evet, güvenmiyordu Ali. Niye Ali sana güvenmiyordu? Tabii güvenmiyordu. Çünkü söyle Ali. Sen Ali ona güveniyor muydun? Eskiden Ali bir bu halası beni... öz halası değil. Bir. Ali bir öz halası evet, değil. Her konuştuğunda batıyorsun ya. Ama bak üçü de hemen ata gelmez. Ali kendini sen iyi ifade edemesin. Ali 46 kendine, yaşında bir adam. Niye ifade edemesin kendini? Ben Tuğçe'nin evine geldim bayramda. Sen evin içindeki şeyleri görmüyorsun. Ben Canan Hanım şunu sor. Sen ev içini görmüyorsun. Ha. Sana Ali'den daha çok ben yakın durdum. Ali mi yakın evet, durdu? Ben tavuğu aldım. O Ramazan bayramında geldi. O tavuğu ben aldım. Tarlaya gittim motosikletle yağmurda. Dinleyin Canan Hanım. Ispanak getirdim. Benim hakkımı ödeyemezsin. Tamam mı? Benim babalarımı gönderdiğinde. Benim babam. Sen ben üçümüz. Bak Tuğçe sesini kes. Kesmeyeceğim. Kes. Sen ne yapacağım yani bağırıyorsun? Ben sessiz kalmayacağım. Ben sessiz Tuğçe. Kalmayacağım. Sessiz kalmayacağım. Oldu zaten bunlar. Canan Hanım. Sen ne bağlamıyorsun canlı yayına ya? Canan Hanım. Sen kimsin ya? Evlilik bir de kişiliktir. Sen karışma arkadaşım. Sen karışma. Git. İstemiyorum. Seni duymak istemiyorum ben. İstemiyorum seni duymak. Hiçbir şey. İstemiyorum. Tamam Canan Hanım bir dakika. İstemiyorum. Canan Hanım al telefonu. Tamam sakin dur. Oruç musun? Psikolojimiz var. Tamam söyledikleri seni rahatsız mı etti? Evet. Oruç musun? Değilim abi. Yapma ya. Su içeceğim ya. Su içer misin? İçeceğim. Psikolojisi bozulmuş. Psikolojisi. Sen tamam. Kimsin ne konuşuyorsun? Dur. Sen kimsin? Sen evini yurdunu bırakmış insansın. Kendine bak. Sütten çıkmak kaşık mısın? İki çocuğunu bırakmışsın da gitmişsin başka adamlara. Kendine bak. Konuşuyor gelmiş de burada ya canlı yayında. Sen kimsin? Edepli bir kadın mısın? Tamam Tuğçe. Sakin. O da bağlanıyor canlı yayına. Edepli bir kadın değil. Buraya edepli Tuğçe bir kadın misin? Bağlansın. Bak annem de bağlanıyor. Ama şu var bak. Benim hakkımı ben yiyemezsin. Ben annemi de getirmedim. Neden getirmedim? Annem. Ben senin anneni oturmaz. Bekledim bu hemen arada. Hemen gider onu sarılır döver. Kim? Annem. Döver mi onu? Döver. Sınıf arkadaşıymış onlar. Sınıf arkadaşı, sınıf arkadaşı. Dövdüm daha önce anne. Daha neler biliyorum da söylemiyorum. Söyleyeceğim ama dur sen. Beni sinirletmeyin. Beni sinirletmeyin. Tuğçe. Söyleyeyim mi lan? Annemle bunun arasında bağ vardı. Söyleyeceğim. Niye söylemeyeceğim? Söyleyeceğim. Onlara da söyledin mi? Yok öyle bir şey yok. Söyleyeceğim. Yok öyle bir şey yok. Elimde video var. Hadi bakalım. Bu evlilik sürmez. Bu arada bak kıyamet kopuyor şu an değil mi? İnanamıyorsunuz değil mi olanlara? Ali Bey de her şeye gülüyor maşallah. Evet Ali Bey. Ali öyle bir şey yok be ya yok. Ne diyorsunuz gençler? Ekranda gözükmek istemiyor kalbim musunuz? Kalbim küt küt atıyor ya. Duracak şimdi kalbim. Ya varsa çok enteresan. Peki bir şey soracağım Tuğçe. Bu da çok tehlikeli bir durum. Her şeyi bilip ama sıkıştığında gerçekleri söyleyen de beni hep korkutur. Of. Yani işine geldiği gibi o bilgiyi alıyor, içinde. Cebinde tutuyor. Bak bu çok tehlikeli bir şeydir. Tutuyor. Evet, tehlikeli. Baktı ki sıkıştı oklar kendisine dönüyor hemen tık niye tık 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 tık. Niye ama ben her söylediğime yalan diyor. Hep peki, ben mi ama... yanlış bir insanım? Ben yanlış bir insan mıyım? Annem bu adamı niye dövsün kocanı? Sevmiyor, nefret ediyor. Nefret ediyor. Annem onu zamanında istemiş. O da annemi almamış. Bu annemi almamış. Ben 32. kızmışım. Doğru. Buna Ali'ye verilen 32. kızmışım ben. Evet Esra Hanım doğru. 32. bu.
32. Ali Bey siz kimsiniz ya? Sen kendini nerede görüyorsun? 32. Gerçekten 32. Hayatım bir sürü görücü çıkmıştır karşına. Seninle iki konuşunca demiştir ki aman bununla evlenilir mi demiştir. Kızlar senden yok, kaçmıştır. Yok ben almadım. Evlenmeyi düşünmedim ben. Hayır. Düşünmedim. Kızlar senden kaçmıştır. Kesin düşünmedim sen ya. Sen sanıyorsun ki keramet bende. Ben 32 kişi gördüm. Halbuki senle konuştuklarına demişler ki töbe billah. Ben, gideriz şununla benim, evleniriz. Yok ya Esra Hanım o kadar da insan değiliz. Ha ben çekingen. Bak ha çekingen bir insandım bak. Ben bile çekingen konuşmaya mi? Çok çekiniyordum bak. Bağlama çal diyorlar ben sana pazarda bağlama çal diyorlardı çekiniyordum. Anladım. Ama senin artık bundan kısmeti, sonra sizin kısmetiniz açıldım. Öbür konuyu açmayacağım. Sizin kısmetiniz Tuğçe Hanım'mış. Peki evet. Evlilikte aradığınız huzuru bulabildiniz mi? Evlilik güzeldi ya. Evlilik güzeldi. Evlilik. Abi ikiniz ayrı dünyada yaşıyorsunuz. Biriniz Aydın'da biriniz Konya'da ya. Ya son zamanlar Esra Hanım son zamanlar bozuldu ya. Son zamanlar. Son zamanlar bozuldu. Ama son iyi misin Tuğçe sakinleştin mi? Tuğçe'yle daha iyi. Ama bir anda bir cinnet son geçirdi. Son bir yıldan beri. Ha? Evet. İyi misin? O kadına sinir oldum. Ama Tuğçe... çok iyi konuştun onunla da önce. Esra Hanım. Tuğçe Esra bak Hanım. Şunu söyledi. Haksızlığa gelemiyorsun. Ben dedi Ali'den daha fazla Tuğçe'ye yakındım dedi. Demek ki senin sevilen bir insansın. İletişimin kuvvetli onlarla. Evet. Kayınvalideni seviyorsun, eşinin halasını tamam, seviyorsun. Onun, tamam onun yeğeni. Ben bir şey olmuyorum. Ama seni daha çok sevdiğini söyledi. Evet ben de onu seviyorum. Bak evet. Gene seviyorum. Sevmiyorum değil. Sen Ali'nin bütün akrabalarıyla iyi mi geçiniyorsun? İyiydim tabii. Ya gelini, şu dakikaya kadar. Gelini seveyim de diyor. Ben kendini seversem diyor. Ali de onu sever diye seviyor. Halamız bizim. Boğru, ben kendini seversem benim, Ali benim onu sever. Benim iki tane eltim var mesela. Şey, iki elteye girmeden önce hemen ben araya girmem lazım. Esra Erol da ATV adresinde hazırlamışlar. Sizce bu evlilik bir şansı hak ediyor mu diye. Ben stüdyodaki seyircileri de aslında hak ediyor diyenler el kaldırsın. Bu evlilik bir şansı daha hak ediyor diyenler el kaldırsın. Ali Bey kalkın bakın kaç kişi el kaldırdı diye. Tamam. Yok ya. Hak etmiyor diyenler. Dönün bakın. Tamam sıkın. Ali Bey bir bakın ha. Korkma. Tamam. Sıkıntı yok. Sence bu ne demek Tuğçe? Herkes benden yana demek. Heh. Öyle tamam. Mi? Tuğçe'den yana olanları el kaldırsın. Tamam. Yaşayın tamam. Be yaşayın. Tamam. Peki ya orada da şeyleri bekliyoruz. Çok enteresan. Yani Tuğçe'den yana mısınız gerçekten? Evet. Onu destekliyorsunuz anlamında. Yani dinledikçe Tuğçe'ye hak veriyorsunuz. Evet. Her mikrofon alın, dümdüz konuşuyor, doğru konuşuyor. Ayrısın o zaman Esra Hanım, ne yapın? Ha? Ayrısın o zaman, bıraksın. Buyurun. Ben konuşabilir bıraksın miyim? O zaman. Tabii tabii. Varsa sorularınız Tuğçe'ye de sorun. Tamam bıraksın o zaman. Zaten bırakacağım. Bir elektrik ne? Yakın tutun mikrofonu. Yakın tutun. Alo. Ha, alo. Duyuyorum. Alo. Onunla mı konuşuyorum? Ali ne süpürge almış? Ne çamaşır makinesi var evde, ne halı var, ne paspas var, her neyse. Yani bu... varlık bu kızı, içinde yokluk. Heh, bu kızı böyle çok kötü durumda yaşatmış. Yani, çalışmış, etmiş, paralar içinde. Ali kendi kurallarını koymuş. Evet. Tuğçe ona bu evlilikte eşlik etmiş. Tuğçe'nin bir söz hakkı yok. Yok. Anladım. Şimdi Ali'yi çok iyi tanıyan bir kişi telefon attığında köyden. Evet, evet. Hoş geldiniz yayına. Erkektir o. Merhaba. Erkektir. Merhabalar, iyi günler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür Yıldız ediyorum. Yenge. Buyurun, aynı köyden Tuğçe. Misiniz? Evet, buyurun. Evet, Tuğçe. Efendim Tuğçe. Canım benim. Sakin ol, ismimi vermek istemiyorum. Biliyorum. Bir tanem. Sen savunma kendini. Herkes biliyor burada senin kalbinin güzel olduğunu. O adama da terbiyesiz diyeceğim. Bugün mübarek günde hiçbir şey demek istemiyorum. Sesim gripli biraz, kusura bakmayın. Geçmiş kötü çıkıyor. Olsun. Özür dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Ali Bey çok terbiyesiz. Toplum içinde... Tuğçe'yi, tamam özür diliyorum. Tuğçe'yi çok ziyan etti. Tuğçe inek bastı ayağına. Tuğçe o yaralı ayağınla damlarda çalıştı. Peynir sattı, süt sattı, o da... Beyefendinin parası çokmuş ya. Çok güzel geziyordu Gönel sokaklarında. Şöyle bir şey izah edeyim. Tuğçe'ye bir gelinlik bile almadı. Tuğçe'ye başkası vermiştir gelinliğini. Tuğçe sadece orada bir garip bir kuş gibi bir çocuk. Annesi de çok sahip çıktığını düşünmüyorum. Asla ilk dedikleri kelimelerde çok doğru. Annesiyle bir gönül bağı vardır. Daha sonra bu kızcağızın canını yakmıştır. Ne yazık ki üzgünüm, çok iyi tanıyorum. Bu adam çok terbiyesiz bir adam.
Çok naif bir çocuk bu. Anladım. Garip bu, garip, garip bir çocuk. Anladım. Aldırılmaya yani... ne yazık ki gerçekten müsait. Anladım. Yani Tuğçe aslında bu evlilikte yani kendini ifade etmekte hem zorlanıyor hem sıkıntı yaşıyor. Ali de yeteri Tuğçe kadar ona... 8 senedir, özür diliyorum lafınızı böldüm. Çok sinirliyim şu anda. Tuğçe 8 senedir çocuk istiyor. Damda kim çalışacak deyip de ona bir çocuk doğru şansı diye bu terbiyesiz adam vermedi. Ne? Çocuk mu? Diyor ki o diyor ölmesinden korkmuyor diyor. Aman diyor kim çalışacak o bir yıl para gelmezse diye yok, Tuğçe'den. Yok yok öyle ölmesine. Mübarek günde Allah şahidimdir. Bu mübarek günde Allah şahidimdir. Yanında yok. Da söylemiştir. Yok yok. Bu kadın çocuk yapınca damda kim çalışacak dedi. Damda oldu kaç kişi? Üç inek var. Üç inek ya. Üç inek ya. Gidin gelin ya. Üç ineğe kim bakıyor? Üç ineğe biz bakıyoruz. Nereye bakıyoruz? Kim bakıyor? Abi kim işini biz bakıyoruz nereye ya? Kim bakıyor? Bir dakika. Sorumlu kim? Üç ineğin sorumlusu kim? Üç ineğe biz bakıyoruz beraber ya. Beraber kim? Ne şimdi nereye bakıyor? Ben de. Tabii buyurun. Söz verebilir misiniz? Evet. Şöyle bir şey var. Bu adam bir kere muhabbet ettik ortamda. Benim bu çok iyi tanıdığım insan... Görüştük. Bir ortamda öyle şeylerle Tuğçe'yi küçültledi ki ben bu adamın WhatsApp'ımda, telefonumda her şekilde telefonumdan da engelledim. Facebook'tan da engelledim. Bu kıza yapmadığını bırakmadı. Peki Tuğçe'ye de... Eskayın adresi çok iyidir. Tamam. Teşekkür ediyorum çok söz hakkınızı kullandığınız için. Şunu da sormak istiyorum. Tuğçe'de sence senin bu 8 yıllık Ali ile olan evliliğinde sana göre söz hakkın var mıydı? Yok. Ha? Yani kendi kararını alıp onu uygulayabiliyor muydun? Ali sana bu konuda saygı duyuyor muydu? Saygı duymuyor. Benim görüşlerime saygı duymuyor. Mesela ben bir kadınım. Kuaföre gitmek isterim. Hı-hı. Bakım yapmak isterim. Hı-hı. Ona da izin vermiyor. Gidiyordun işte kaç defa gittin işte. Bak, gidiyorsun işte diyor bak. Gidiyorsun mecburen işte. Gidiyorsun artık kaçak göçek. Kaçak yok gidiyor. Ben kuaföre gideceğim tamam git diyor. Ben tezgahta beklerim diyor. Daha beraber anladım. Yani ben mesela kuaföre gitmene izin vermiyor. Başka? Mesela öyle yani bir arkadaşım da kalmamı istemedi hiçbir zaman. Hı hı. Yani güvenmiyor yani. Senin yapacağın arkadaşlıklara mı güvenmiyor? Evet. Yanlış insanları mı tercih ettiğini söylüyor. Hani o seçiminde yani o söyleminde... Tamam orada haklı bir şey demiyorum haklı ama. Haklı tarafları da var. O haklı. Böbrek nakli olan insanlar çok ağır işlerde çalışamazlar. Evet. Yani... Ya ağır bir işimiz yok ya. Ha? Ağır bir işimiz yok ki bizim ya. Ama çapa kazmaya gidiyormuş. Yok o şey be ya. Abi be, çapa değil. Küçük bir çepinler oluyor ya, samsaklarına otunu alıveriyor. Fazla ağır bir iş değil yani. Peki. Pazarda da çalışıyor. Pazarda çalışıyor da satan bir şeyleri ben götüreyim genelde. Tereyağı. En azından nazlanıp niyazlanıp ya köşede yatmıyor yani. Fazla büyük bir şey değil. Küçük tezgah. Be. Açıyorum olsun. Tamam. Köşede yatıyor mu? Aman hastalığını bilmem ne deyip söylüyor mu? Hayır. Şimdi yok. Siz bu evlilikte, Tuğçe sen bu evlilikle ilgili bundan sonra ne olsun istiyorsun? Bitsin istiyorum. Ali Bey siz? Diyorsa bitsin diyorsa bitsin ne yapayım? Mesela? O kadar mı? Ben size bir şey dedim Esra Hanım. Demek ki bitsin diyorsa, demek ki bu başka kararı bir... Kararı Tuğçe mi verir? Başka bir ilişki yaşamış o zaman. Hayır, ilişki ben bu zamana kadar söz sahibi olmadım ki yani. Hayır, kararı Tuğçe mi verecek bu evlilikle ilgili? Kendi bilir. Tuğçe dönelim derse, barışalım derse barışır mısın? Esra Hanım tekrar söylüyorum. Eğer başkasının eşi olduysa... Ondan bahsetmiyorum Ali Bey. Bir dakika. Sizin bu evlilikle ilgili hissiyatınız ve inancınız, düşünceniz nedir? Ya Esra Hanım güzel bak tekrar söylüyorum. Başkasının bir kadın olmuş kadını ve başkasının... Aldatma başkasının... varsa bu evlilik devam etmez. Etmez. O da diyor ki aldatma yok. Yok mu? Bilmiyorum yani. Yok mu Tuğçe aldatma? Yok diyorum hala inanmıyor. Sen nereye gittin? Sen 3 gün nereye gittin o zaman Esra Hanım onu soralım. Sen nerede kaldın 3 gün? Pansiyonda kaldım. Muhtarı arayalım mı oranın muhtarını? Esra Hanım. Peki ne olursa olsun sen evliliğe devam etmek istiyor musun? Benim şartlarımı dinlerse devam ederim. Ben sana bir şey sordum. Sen pansiyonda mı kaldın? Doğru söyle bak. Ben pansiyonda... Hala inanmıyor, hala inanmıyor. Bak ama bak şimdi bana inanmayan biriyle ben devam edemem. Bana inanman lazım. Peki o şartlar neler? Ben köyde çifte, durmak istemiyorum. Çifti karşılıklı avukatlarımız aracılığıyla bir araya getirir. Şartlarda anlaşırlarsa... Esra Hanım bak köyde durmak istemiyorum diyor. Biz paramızı köyden kazanıyoruz. Bizim geçim kaynağımız orada. Ali'cim oturun masaya. Karşılıklı konuşun. Düşman değilsiniz birbirinize. Evet. Birbirinize yemezsiniz yan tamam, yana geldiğinizde. Yer misiniz birbirinizi? Bizim geçim kaynağımız. Yer misin Tuğçe? Gelmesin ya yanıma yaklaşmasın. Tamam mesafeli olsun. İstemiyorum. Biz iletişimi sağlarız oldu mu? Seni buradan uğurlayacağım. Bayramla ilgili bir şey söyler misin seyircilerime? Buyurun.
İyi bayramlar dilerim herkese. Hadi iyi bayramlar. Gel Tuğçe'ciğim. Görüşürüz. Sen de sinirlendin mi tersin tersen? Gel. Buraya gel. İn tekrar merdivenden. Dikkat et. Elini de cebine koydu. Öyle geldi öyle gidiyor. Ay ay. Mahmut Bey, karımdan bir an önce boşanmak istiyorum. Bu evlilikte dünyanın en mutsuz insanı benim dedi. Dün eşi nezaket sürütüyomuzda bulundu. Söz hakkını, cevap hakkını kullandı. Bugün aslında kayınvalide söz hakkını kullanacak. Çünkü son dönemde çift kayınvalide ile beraber yaşıyordu. Nezaket de buyursunlar. Ben senden çıkacak kavgaları kaldıramam demedim mi? Neydi sizin derdiniz ya? Niye beni seçtiniz? Başka insan mı yok? Ya geçsen geçsen nereye kadar abla ya? Ya bitsin kurtulsun artık ya. Annemin ve halamın zoruyla nezaketle evlendirildim dedi. Defalca seni sevmiyorum. Ben seni annemin zoruyla aldım. Halamın zoruyla aldım. Sevmedim. Acaba hani sinirle mi söylüyor? Acaba bir süre sonra değişecek mi? Acaba gerçekten hani olur ya belki özür dilerim ama hiçbir zaman. Ben kimsenin sevmediğini düşündüm. Acaba ben çok mu çirkinim diye düşündüm. Sen onu sevdin mi? Evet. Hala seviyor musun? Hayır. İmam nikahında dahi sıkıntılar yaşadım. Nikahta bile kovdum kendini. Teyzelerim falan tuttu. Öyle kapıdan mi? Dönlerdi evet. Abla. Daha ben nasıl belli edeceğim yani istemediğimi? En başında gerçekten istediğim biriydi. Benim sevgimi kazandı. Nikah görüntüleriniz... Bunların hepsi yarım kaldı. Bütün sevgi benim kursağımda kaldı. Kendini sevdirme fırsatı ver dedim ya. Vermedi abla bana o fırsatı. Çok sinirli olduğunu söyledi. Yok hayır değil. Defalarca beni döven kendisi. Kitap raporlarım var. Ben de karşılığını verdim yani emin olun. Ben de her seferinde aldım. Ne kadar bizim karakolluğumuz varsa nezaketten başlamıştır. Eşin bir gün seni ormanlık alan silah olarak oraya götürüyor. Evet. Ya ablamla barışacak mı? Seni burada öldüreceğim dedi. Ben seninle evlenmeden önce ben seni uyardım ya. Çıkacak kavgaları kaldıramam demedin mi? Beni vur dedim o zaman ya. Ya ben sana almadım, dayanamıyorum kesinlikle. Dedim, dayanamıyorum. Neydi sizin derdiniz ya? Niye beni seçtiniz? Başka insan mı yoktu? Senin annenle halan seçti. Kabul etmeyebilirlerdi ya. Ne etmeselerdi aynen. Ya, etmeselerdi. Hayatım. Başka hiç mi insan yoktu? Kimse kimseyi zor almadı abla. Sevmediğini bilen sensin. Sen kabul etmeyebilirdin. Annemden nefret eder. Niye annemle... acaba? Sebepleri ne? Kayınvalidenin yaşam tarzını uygunsuz buluyor musun? Ona da gelince. Musun? Karının sürekli seni aldattığını düşünüyor musun? Ablacığım hayır düşünmüyorum. Çocuğun kendinden daha iyi olmadığını... dedi. Çocuk bile benden değil DNA. Evet. Bir insan bir eşine nasıl böyle bir hitapta bulunur ya? Ablamı arabamıza bindirdim diye nezaket beni kaynar suyla yaktı diyor. Öyle bir şey olmadı. Ya beni kaynar suyla getirin bir tane daha döksün yaksın abla. Ama baba bana burada yalan konuşmasın abla ya. Niye Mahmut'un ailesiyle anlaşamıyordun? Mesela bir tane ablası var Fatma Pektuzlu. Ya her şey onun yönetiminin altında. Bu nasıl bir konuşma ya? Allah'ını seversen ya. 23 yaşındasın da 23 gün olmuş gibi bu dünyaya gelmiş. Ben onların artık yan geçmiyorum. Konuşmasam bir şey de anlamıyorum. Mahmut sana göre zayıf karakterli biri mi? Evet. Yani ailesi mi onu hep yönetiyor? Evet. Fatma Pektuz'u yönetiyor. Bu benim büyük ablam bu en başında istememişti. Başhesra Hanım ben baştan beri istemedim. 4 yıllık evlilik yaptılar. 10 defa evine varmış da değiliz. Nezaketi ben seviyorum da hala şey yaptım. Çok o sayılır. Sizinle muhatap olmak istemiyorum. Sen muhatap almıyorsun çünkü suçlusun. Doğru mu? Anası ikisi bir. Dopayla kardeşimi boynuna vuruyor. Çaydanlıkla kardeşimi yakıyor. Ya bıktık usandık istemiyoruz da. Ailece boşaltsınlar istiyoruz. Evet, sen istiyor musun? Evet çok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abla. İyiyim çok şükür siz. Kim ağlıyor arkada? Öyle bir ses mi geldi bana mı öyle? Ha? Keman sesi geldi. Ben de biri ağlıyor sandım. Bugün nasılsın Nezaket? İyiyim. Bugün daha iyisin çünkü en azından Mahmut'un yüzüne bakabiliyorsun. Dün asla onu görmek bile istemiyordun. Hala görmek istemiyorum. Hala görmek istemiyorum. Rahatsız oluyorum ondan. Ha? Rahatsız oluyorum ondan. Görmek bile rahatsız mı ediyor? Evet. Varlığını da rahatsız ediyor beni. Dün ekran başındaki seyircilerimiz acaba hala Nezaket kocasını çok seviyor. Bu sebeple mi yüzüne bakmıyor diye düşünmüş. Hayır. Yoksa büyük bir öfken mi var? Abla onun öfkem... sevgisine benim zerre kadar ihtiyacım yok. Ben de sana zaten sevgim yok. Benim oğlumun arasına girmeye de dahi çalışıyorlar zaten. Hmm. Ya ben evlendiğim güne o masaya oturup da evet dediğim güne lanet olsun. O masayda ben can vereydim. Bunları çocukların büyüdüğünde izleyecek. O masada ben can vereydim abla ama evet demeseydim. Ama bir çocuğunuz var. Bak çok ağır konuşuyorsun Mahmut. Abla ne yapayım? Ne yapayım? Beni bu hale getirdiler. Alnından mı öpeceğim ben bunu? Ne yapacağım abla? Bu evliliği en baştan beri istemediğini, sevmediğini söyleyen sensin. Tam tersi onu sürükleyen sen görünüyorsun Mahmut.
Abla yapmasaydı, istemeseydi, ben kendinden sevgi istemedim ki başında. Kendi bana deseydi, benim ailem istedi, benim ailem ne için istedi? Benim babamı kaybettim, annem de ölürse benim iki ablam var. Ben kimin kapısına gideceğim abla? Annemin düşüncesi bu şekilde. Sen o zaman sığıntıydın yani. Kötü, aynen öyle abla. Ben kötü. Bu dünyaya sığıntı gelmişim, sığıntı da gideceğim zaten. Niye kendini bu kadar değersiz görüyorsun? Bitmişim abla ben. Beni bitirdiler, başka hiçbir şey yok. Ya niye bu kadar? Beni bu hayatta bitirdiler. Emin olun, ben buradan gidersem, burada da boşanmazsam abla, ölüm sebebim kayınvalide ve nezaket. Saçmalama. Gerçekten öyle abla. Boşanmak istiyor musun? Evet. Ben sizi boşayacağım. Tamam, davul zurnayla gidersin buradan. Anlaştık mı? Bitirin abla, gerçekten lütfen, yalvarıyorum. Sen, bitirin. Bak gülüyor. İstediği o zaten. Ha. Gebermedin diyor ya. Hala geçmiş, o kadar hap içtin, onda tesir yok. Gebermedin diyor. Ben yalan buraya gelmeden için. Bir gün önce bana dediği tek kelime şu an... Gerçekten lanet olsun. Sizdeki asıl burada suratını... Sevmiyorum diyorsun ama sen de evet. Öyle yapıyor. Sen de yani sözlerin ok gibi Mahmut, sen de demiyor musun? Evlendiğim hiç seni sevmedim diyorsun çocuğunun abla, annesine ya. Abla ben ne yapayım? Hani diyorlardı ya. Çocuğunun annesine diyorsun bunu. Aynen öyle. O da çocuk var. Yani o da mı gitsin kendini alsın? Çocuğa kim bakacak, böyle bir şey abla, olabilir mi ya? Beni gelsin alakadar abi. Etmez. Ne yaparsa yapsın beni çocuk alakadar etmez. Duyunca bak, diyorsun ben buraya çıktım. Duyacağım. Ben buraya çıktım, bir şeylerini ortaya sermiyorum. Ya beni bıçaklayacaktı. Annem girdi araya. Hayatım, söylesene bunları. Bıçaklayacak mıydın? Yok. Ne yok ya? Bağlayın annem abla. Bir annem saniye. Girdi araya ya. Kayınvalideye bir sürü şey alabilir miyim? Şimdi sen onu ormanlık alana götürüyorsun silahla. O seni evet. Evde bıçaklamaya çalışıyor. Ya yemin ederim sizin o zaman hayatta kalmanız şans. Vallahi. Öyle abla. Hayatta ikinizin de kalması öyle. Şans. Bu kadar mutsuz bir evliliğin yapıldığı, birbirinden nefret eden iki insan neden nikah masasına oturur ya? Her şeyi planlı projeler oldu abla zaten. Kendinizde? Her şeyi planlayarak yani, yaptılar ne yaptılar. Aynur Cengiz buyursunlar kayınvalide. Aa, bak o kadar duydum da, hani seveni sevmeyeni duydum ama bu kadar birbirinden nefret eden iki insanın evlendiğini ilk kez yayında duydum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tarafa oturun lütfen Aynur Hanım. Siz yaklaşık kaç aydır beraber yaşıyorsunuz? Mahmut'la hemen 8 aydır beraber yaşıyoruz ama 4 yıl oldu evlenene, 4 yıldan beri de hepsine ben bakıyorum. Emin ol ki ben bakıyorum tamam, yani. Tamam, şunu söyleyeceğim. Bu 4 yıllık evlilikte hep karımla beraberken mutsuzduk. Sonra ben kayınvalidemin yanına gideyim de kayınvaliden benim ne kadar iyi bir damat olduğumu görsün diye sizin yanınıza yerleşiyor. Bilmiyor muydu zaten ki abla? Tamam ama bilmiyor sen muydu? Kendini ispatlamak için gidiyorsun değil hayır. Mi? Ben o niyetle gittim ve çocuğumdan hayır. Ayrılmak istemedim. Hayır, abla boşanma söylüyor. Davasını açtım, çocuk, sözümü çocuk kesmesin. Boşanma davasını açtım abla. O çocuğumla beraber ikinci görüşmemde denize götürdüm. O denizde o çocuk var ya böyle tahtaların üzerine oturdu, böyle kara kara düşünüyor. Ve 3 yaşında dahi değil o çocuk o zaman. Aynur teyze ablacığım, tam cümleni toparlayamadım. Ya bu iki birbirini sevmeyen iki insan niye evlendiler? Canım, kim evlendi dedi? Bunların başına sinema tamam, mı dayadınız siz? Tamam, bunu şeyle annesiyle Sabine halası aklına düşürmüşler. Demiş ki hani filan kız iyidir demişler, biliyor musun? Tamam demiş, bu da bakmış, tamam demiş bak. Ne tamam ya, ne tamam diyorsun sen ya? Tamam dedim Mahmut, yalan ne? Söyleme. Ya söyleysene şurada. Yalan söyleme. Direndiğime kadar söylemiyor muydunuz? Tamam mı? Halasına sen küfür etmiş diyordunuz. Bak hele, bütün... Ya sana bir şey diyeyim mi? Şurada var ya, yaşın kaç senin? Sanma. Senin yaşın sanma kaç? Sana. Sen tamam bu dünyaya boşuna gelmişsin sonra... Ya. Gerçekten boşuna gelmişsin. Şöyle istediler. Her neyse tatlı yendi. Bak 8 ay nişanlı... Onu anladım. Düğün dernek de yapıldı. Dur. 8 ay nişanlı kaldı. Sana orasını anlatacağım. 8 ay nişanlı kaldı. Bizim eve gelmediği gün kalmadı. Çağırmasaydınız o zaman. Çağırmasaydınız. Ama kapıları kilitliyorlar da. Eve gidin diye Mahmut, kapı kilitliyordu ya. Söylemiyor baksana. Mahmut ben de insanım. Bir dakika. Sen kimse de sana kapı kilitleyeceksin ya. Anneni kaldırma işte. Gel burada yemeğinizi hazırlarız demediğiniz de kaldı. Bu da çok enteresan. 8 ay nişanlılık çok uzun bir süre. Aynen. 8 ay her gün size mi geliyordu? Her gün bize geliyordu. Nezaketi görmezsem duramıyorum diye. Kaç defa yapıyorum abla? Evet. Ona göre... Sensiz yapamıyor muydu o zaman? 8 saat işe gidiyor mesela 3 var diye. Yani 8 saat işin 4 saatini telefonda konuşmakla geçiyor. Tamam günlere. Da konuşuyorduk biz telefonda. Hı. Akşama kadar, sabaha araba kadar konuşmakla geçiyor. Abla tamam, ambulansla beni kaç defa iş yerindekilerine sorsana ambulansla hastaneye Mahmut götürdüler. Beyciğim, beni sinir krizi geçirttiler. Ya nişanlısın sen. Yalan söylemenin gereği yok. Nişanlısın ya. Bu kadar insanları kandırmaya kalkmanın gereği yok. Ya git bir işine ya, git bir işine. Kandırmadın, silahla kalmadı be. Ne oldu? Düzgün bir ayak olsa zaten buraya gelip de can yapmayacaksın.
Tamam. Allah Allah. Düzgün bir ayak olsa buraya gelip car car yapma. Şunu söylüyor. Abla beni yaktı. Beni yaktı bak. Gelip bacağıma ne yapıyor? Krem sürüyor. Bunun derdi ne biliyor musunuz orada? Yanmadın mı? Onda bunun krem sürmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Yalan söylüyor. Bir yerinde bir şey var tamam mı acaba? Yalan söylüyor. Ya sen neysin yanmadım böyle ya? He, böyle neysin sen? Esra Hanım sana şunu söyleyeyim. Yanık hafif bir şu şekil kanar mı? Kabarır mı? Ha. Şimdi Aynur ablacığım problem ne biliyor musunuz? Ya. 4 ya yıldır bunlar karakoldan çıkmıyor. 4 yıldır hepsi canım birbirini öldürmeye çalışıyor. Hiç kimse öldüremezse kendi kendine zarar veriyorlar. Yani. Karım beni bıçaklamaya çalışıyor. O diyor silahla. Yalan söylüyor. Şimdi ne, hala şunu anlıyor. Zaten bir dünyanın çok doğrusu sizsiniz. Çok anormal bir evlilik hayatından bak. Korku ha filmi gibi bir evlilik canım, benim bunlar için. İlk baştan çok güzel mutlulardı tamam mı? Bak kendisi de burada. 6 ayda konuştuk biz. Yani ben hani haksız yerine haksız der konuşurum. Haklı yerine de haklı der konuşurum. Bak baştan çok mutlulardı. Tamam mı? Nişanlıyken ne dedi bu? Dedi ki nezaket dedi beni ilk eşimden dedi bacılarım ayırdı dedi. Fatma ile Elif bacım ayırdı dedi. Evet. Sakın dedi numaralarını bile kaydetmiyorsun dedi. Seni de ayırdılar bunlar dedi. Görüştürmedi bile benim ablalarıyla. Görüştürmedi. Evet. Beni ablalarım ha ayırdı ilk evet sevdiğimden. Evet. Beni ablalarım eşimden ayırdı diyor. Eniştem pek eyip ayırdı diyor. Sakın onların numarasını dahil kullanmayacaksın. Kullan telefonla kayıt bile yaptırmadı. Şimdi abla de diyor ki şimdi Mahmut da buraya geldi diyor ki ben annemle kardeşlerimle görüşemiyordum çünkü karım nezaket krize giriyordu. Onlarla görüşmemi istemiyor, beni kısıtlıyor dedi. Yalan söylüyor. Dedi. İlk başlarda gitti. Lan yalan söyledi, niye çaydanla döktü? Hayır, haftalarınca anneye git, lan sunma sakını bağlat. Yalan. Haftalarınca lan neyini bağlayacaksın? Zaten haber ajansı abla. Bura bir stüdyo değil mi haber ajansı gibi? Niye yalan söylüyorsun emin bu kadar? Emin olun sizi geçer bu. He? Gecenin yarılarına kadar kulağından telefon düşmüyor. Emin olun sizi geçer. Sana ne bunlar? Reyting diyorsanız bunu yayın alın buraya için kırmamı başka bir şey yapma. Kayınvalidenin özel hayatını konuşmuyoruz. Sizin ha evliliğinizi konuşuyoruz. Yani, sizin evliliğiniz de sokakta yayılmış bir durumda. Sen onun hayatını yargılamayın. Sen kendi hayatına bakın. İlk önce seni siz kendi hayatlarınıza bakın. Beni şöyle düşürdünüz oğlum. Ben ne hayatımı soruyorsunuz? Peki aynen nasıl bir hayat? Hani diyordun Esra'la çıkacağım, Esra'la çıkacağım. Ah ben geldim böyle çıkılmaz, böyle çıkılır işte. İşte tamam ben de geldim bak karşına dikildim. Çünkü niye? Suçum yok. Niye biliyor musun abla? Bak onu da söyleyeyim. Bir oldu ondan duyuyorum yok elin arabasına biniyor yok eşi bilmem ne topluyor. Yok dur bilmem diyor ki bu mahalleye diyor işte Aynur şu adam bunu için geldi. Şuna bu adam bunu için geldi. Bunların ismini bizzat veriyorum bak, bir saniye. Bunların ismini hı bizzat hayatım veriyorum bana diyor ki isim ver. Daha Mahmut, ben sana nasıl bak, isim veriyorum? Mahmut sen söyleniyorsun bu kadın gidiyor Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda diyor ki benimle ilgili diyor. Evet. Bana iftira atılıyor. Ben bu iftiraların soruşturulmasını ve bu konuyla ilgili bu aynen iftiraları atan kişilerle ilgili işlem aynen başlatılmasını istiyorum bak. Sen söyleniyorsun. O diyor ki benim hakkımda böyle konuşuyor. Gitmiş savcılık yoluyla hakkını aramış. Sizin konunuz nezaketle olan evliliğiniz. Abla? Hayatım bunlar niye senin yanında yaşamaya karar verdiler? Bunlar sen kötü bir kayınvalidesin ama niye senin evine i̇şte, geliyorlar? Ha, ben sana onu demeye çalışacağım. Bak bunlar hani daha önce ayrılmadan önce beraberken 2 yıl zaten beraber yaşadılar. Yine o sıralarda gene ben baktım evine yiyecek içecek eşyaları. Ne demek o? Para kredi mı? Evet, maddi manevi kıyafet her türlü. Aldığım araba alıyorum. Dur. Araba aldığımın havasını atıyorlar. Niye dur havasını atıyordun? Ha, araba da dur. Kredi çekti. Senin gibi aşağı yaz. Ayda şşt, tamam ikinize de uyarım. Ayda 400 milyonla insan geçinir mi? Ayda 400 milyon para kalıyor kendine. Her türlü yani krediyi kesiliyor, ceyrana kesiyor, sudayı kesildikten sonra. Ben de ne yapıyorum? Diyorum ki siz mutlu olun, yuvanız bozulmasın diye ben destek veriyorum sürekli. Ben destek veriyorum. Aha çocuklar da. Çocuklar doğduğunda şey benim yanımda. Abla, bak, hepsine ben bakarım. Ama bunların sadece maddi bende ihtiyacı, kızımın maddiyata yani maddi anlamda desteklenmesi gerekmiyor. Bunların ruhsal anlamda hep yanlarında bir bakıcının olması lazım. İşte yani ondan sonra kızıma gittiğinden beri kaç kat kıyafet aldın söylesinler. Kızımın kıyafeti bana ait, bazı bana ait, çocuğun masrafı bana ait. Hepsi bana ait. Bunlar yani masraflardan mı ayrılıyorlar yoksa hayır, aile içi diğer problemlerden mi? Onlardan da var. Onlarla başladı zaten. Tamam abla. Hayır para onlardan başlamadı ya bir bak defa. Diyorum ki 3 haftadır kapıma adam gibi gelsin. Adam gibi gidiyorum kapılarına. Bakın adam diyorum gibi ki, gelmiyorsun nezaket, işte. Nezaket insan gibi gelmiyorsun. Ya her seferine varıyorum abla bir o komşusu var bir o komşusu var. Bir kişi var komşusu ona asla lafım yok. Her zaman gelsin gerçekten benim ablam gibi kadın. Benim ya, geleni mi bana diyor seni ki komşu var yeri mi? Bunun yeri zamanı ne zaman abla? Benim gecenin ikisinde üçünde mi gideceğim ben oraya? Gelir. Sizin gibi evinize kimse basmasa iyi mi olur?
Yok bana gerek yok abla. Bana benim kapım her zaman açık. Diye. Düzgün insanlar. Adam her zaman gelsin. Gelen giden olur. Bana buraya gelip de Mahmut, burada böylesi bir insan adamlık yapamaz. Gelen kovarsa nasıl gelecek? Ne? Şunu gelen soracağım. Nezaket da. Sen 4 yıllık evlilikte kaç kere boşanma davası açtın? 2 kere. Hiç. Sen. Hep i̇ki benim boşanma davalarına karşı. 2 kere değil. 2 kere açtın. Şey Esra Hanım, bir sefer Nezaket açtı, bir sefer Mahmut açtı. Yani 2 kere bakın, 4 yılda 2 kere bir boşanma davasının açılması, bir senin açman, bir onun açman, bunlar çok anormal şeyler. Her seferinde yuvayı nasıl kurtardınız o boşanma davalarından sonra? Gelip kendisi yavlararak. Geliyor, yavlarıyor, Nezaket. Sen onu hani diyor ya abla, kızım, şey kızım beni sev, kızım diyor, seviyor diyor ya hani. Burada kızı çok da üzgün ya. Lan bir kere çocuğu düşünüyorsan bir kere de sen gel. Düzgün, belki şu lafı düzgün ver. Bir kere de sen gel, bir kere. Bir kere de arayıp sor. Hala son dakikaya kadar aramadıkları yer kalmamış ya. Niye patır diyorsunuz buraya çıkacağım? Niye patır diyeyim? Benim evimden çektin gittin. Haber olsun aileyin değil mi? Evet. Nereye gittin? Ne bileyim ben. Haydi başına bir şey geldi. Aynur oradaydı. Nezaket oradaydı diyecekler. Bana diyor ki senin annenle bir problem yok diyor. Gidiyor engellemiş olduğum halamı arıyor. Şimdi Mahmut buraya geldiğinde hani notlara da baktığında hep şey diyor. Mesela beni karım ailemdeki kişilerle görüştürmezdi. Ablamlarla görüştürmezdi. Ablamı o meşhur arabaya, hava atılan arabaya bindirdi diye beni işte sıcak suyla yakmaya çalıştı. Canım sıcak suya bak sağlık etkileriniz var. Hayır hayır, şu var. Ve şiddet, kayınvalidemden de şiddet gördü. Kim de yanık izi var? Bunu piyasaya çıkart Esra Hanım. Ne olursun çıkarsın ya. Bak şimdi burada böyle konuşuyor. Burada böyle konuşuyor ya. Kasten yanma, yaralama yok. Şundan bak Elif var, Elif eşli anlattı. Dur tek tek anne. Tamam mı? O da o gün akşam dün öyle söyledi. Ona diyecek lafların da var. O da bağlanabilir. O sizin tarafınızdan erkek olarak şiddete maruz kaldığını, tehdit edildiğini ve baskı altında tutulduğunu iddia ediyor. Bir dakika, ben buna cevaplayacağım. Sen buna cevapla. Esra ben kesinlikle kendinin ailesiyle görüşmesine karışmadım. Nasıl karışmadın ya? Bir sus. Ya lütfen ya. Bir sus, ya, bir sus ya. Ben seni konuştum. Sen konuştun. Dinlediysen ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin şimdi. Dinliyorum abla, dinliyorum. Tamam sus, konuşayım. Evet. İlk evlendiğimiz sıra hani tamam. Hani çok açıkçası rahatsız oluyordum ben. Gerçekten rahatsız oluyordum ama. Hani ama hiçbir şekilde ailenle görüşme, konuşma, hani şöyle yapma, böyle yapma demedim. Hani çocuğum olduktan sonra 9-10 ay sonra falan ablasıyla aramız açıldı bizim. O da yani iftira yiyorsun, iftira attılar kızıma. Bir sus, tamam sus bak, benim lafım bitmedi ama susar mısın, lafım bitmedi. Bir suçum neyi biliyor musun? Bak burada da söyledim. İftira neydi? Burası, söylenebilecek bir şey burası mi? Burası kesilsin abla. Bak tamam. Beni arıyor. Esra abla burası kesilsin. Çünkü onlara bir söylemeyeceğim diye söz verdim. Bir halamın torununu hastaneye götürdüm diye hem karnındaki çocuğu benden yaptı hem de hastaneye götürdüğüm çocuğu benden yaptı. Benim ablam arayıp da buna dedik. Tek kelime neyi biliyor musun abla? Bizim Aslı ablamız da bak ablamız zaten kaç yaşta büyük. Ablamız da gözümüz olsaydı zaten gidip onlarla konuşurduk. Onları isterdik. Mahmut sen edin. Neyi beledim ya? O çocuğun babası benim diyen sen edin. Neyi beledim? Ben buraya geldim abla. Aynı. Ben bunlarla baş edemiyorum abla ya. Şimdi bak bir arabaya. Canım, ben bunlarla baş edemiyorum abla ya. Beni aradı kendisi. Su verin. Lütfen rica ediyorum. Ya bak. Vallahi yeter ya, vallahi Aynur, yeter ya. Şimdi ağzınızdan çıkıyor. Gelir misin Mahmut? Hayır, götür Mahmut, oğlum dedim. Bak, halayın o torunu dedim, götür dedim ağzınızdan yani. Ağzınızdan çıkana biraz da dikkat etmeniz lazım. Bu söylediğiniz şeyler siz sanki böyle şey, böyle ekmek alır su içer gibi şeyler söylüyorsunuz. Bu kadar, bunları. Bunları programda konuştuğumuzda millet vah vah diyor. Ya evlerde ne dönüyor o zaman? Ben bunu sorguluyorum. Yani bir arabaya bindi diye bir sürü çok ağır bir iftira, çok ağır bir insanın bunu kaldırması. Tabii ki. Bundan dolayı aile ilişkileri bozuluyor. Sen biraz önce bir şey söylüyorsun o konuyla ilgili. Aynen. Ama bunlar bu kadar basit söylenebilecek şeyler değil. Yani değil mi? Zaten bunu böyle söylüyorsan kızın o gün boşanması lazımdı. Yani. Heh. Abla. Boşanma davasını açan o gün o cümleden sonra derdin ki bizim delilimiz budur. Delilin ispatlanmasını istiyoruz. Sonuç bir an önce evlilik bitsin dersin. Bunlar çok ağır şeyler. Bu ama kadar hoyratça söylenmemeli. İyi abla, misin? Benim bu kadınla asıl beklentim tek şey vardı. Arkamda gerçekten durdu. Ben hala bir şey demiyorum o konuda. İstediği kadar bana konuşabilirler. Ben sadece destek bekledim. Gerçekten sadece nasıl destek bekledim. Nasıl bir destek? Abla bana her kötü lafı kullandı. Ben gene karşısına çıkıp da bir şey demedi abla, tamam mı? Bak o gün çaydanlıkla yaktı yine hala yalan burada söylüyor, yalan söylüyor. Burada yalan söylüyor. Ya lanet olsun senin gibi insana ya. Abla bunu insan diye benim karşıma oturtturmayın ya. Oturtturmayın yani. Bu insan falan değil abla ya. Karşılıklı söz hakkınızı kullanacaksınız. Ablacığım Mahmut, o kadar ol. Bak o kadar çok konu var ki.
Ya, peki, ya yeter abla, yeter annem ya. Annem telefon attığında. Cennet Hanım merhaba. Allah belanızı versin sizin ya. Günler. Mahmut iyi misin? İyi değilim abla. Gerçekten beni serbest bırak. Hayır bak Mahmut. Ben gitmek istiyorum abla. Baştan beri gene sen arkandaydın. Ama bana dedin ki bu evliliği bitir, bana yardımcı ol dedim. Mahmut. Sen çok bunalmışsın. Her konuda maddi, kendini yalnız... Bir dakika. Sen kendini yalnız mı hissediyorsun? Duymadım. Ne kaldı abla? Yanındaydım buradan da herkese sesleniyorum abla. Ben buradan memleketime gittiğimde hiçbir arkadaşım ve ailem beni aramasın. Ben yalnız kalmak istiyorum artık. Bıraksınlar beni. Bunlara da diyorum, kendi aileme de diyorum. Kimse beni aramasın. Ben sadece çocuğumu istiyorum abla. Ben birazcık çocuğumla vakit geçirmek istiyorum. Başka bir şey değil. Tamam. Az önce yanında değil miydin? Gelmedin yanına. Peki. İki kere gördüm. Cennet Hanım. Yani. Bir saniye. İstedi, geldi. Cennet Hanım. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar canım. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Oğlunuzu gördünüz mü? Oğlum beni parçalıyor. Allah onları da gel, Allah parçalasın. Onları ben Allah'a havale ediyorum. Ben de sen Allah'a havale ediyorum. Oğlum canım. Evet, dinliyorum. Bu hale getirdiniz evet, ya. Kızlarına, bacılarına. Sen konuşma da bir dinle. Ben seni dinledim. Sen de beni dinle. Tamam. Buyurun. Buyurdum canım. Şimdi birinin soru soruyor, ben cevap vereceğim. Çok enteresan, düşünsenize evladınızın mutluluğu için bir yola çıkıyorsunuz ama mutlu olsun istediğiniz evladınız en büyük cehennemi yaşıyor. Yani siz ona cenneti vaat ediyorsunuz kendinizce ama o cehennemi yaşıyor. Bu ya, evlilik ne zaman bitmeliydi ya, size göre? Vermediler. Bu evlilik ne zaman bitmeliydi Cennet Hanım? Ben vallahi kendiler zaten bu şekilde ben kabul edemiyorum. Zaten her zaman dedik yedim, beni dövdü de bıçakta çekti. Hepsini yaptı. Haça gittin, haça gittin, cennet adın, haça gittin. Haça gittin, ümreye gittin. Oğlunla beraber olup da beni döven sen değil miydin? Buraya gel, ya bağlan da neden yalan söylüyorsun sen burada? Benim ümrem seni... Konuş ya. Şimdi... Ben doğru konuşuyorum, doğru. Tabii. Kızım param var, sana da yeter, bana da yeter. Yeter, çarıp götüren sensin onu. Yok, kendi dedi ben geleceğim diye. Kızım dedi ki ev kapısını ver, ben geleceğim dedi. Size huzur vereceğim dedi, mutluluk vereceğim dedi. Evi sattırdı, bak ev... Evet, benim kızı abla ayırdıktan sonra sattılar, miras Mahmut olarak paylaştılar. Çok özür dilerim, o mirasa gel. Mahmut, hiç İstanbul'u Cennet teyze, İstanbul'u hiç gezdin mi? Çalışmaya geldim ve abla seneye nezakete de sözüm vardı. Para biriktireceğim dedim, seninle beraber gideceğiz dedim. Gerçekten dedi, öyle bak, bir niyetim. Bak bunu dedi. Öyle bir niyetim, ben senin, öyle bir niyetim bak, vardı bak, abla. Bak senin sakinleşmeni, böyle sulhle, sakinlikle, uzlaşarak, hatta ikinizin başaramayacağı bir şekilde... Anlaşmalı bir şekilde eğer ikiniz için de uygunsa ayrılmayı siz istediğiniz için söyleyeyim, ayrılmanızı istiyorum. Ben yani, çok bugüne istiyorum. Kadar ben daha kavga çok dövüşle yaptınız. Belki bu işi huzurla bitirebiliriz. Ha, inşallah. İster misin Mahmut? İsterim abla. Yani kendinizi hırpalamayın. Değmez. Değmez. Bu arada de hayat boyu rahatlasın ya. Hayat boyu nezaketi göreceksin. Hayat boyu nezaket de seni görecek. Kaçıncı evlilikleri yaparsanız yapın. Yani bunu sağlayayım, bu kadar çok ağır ve çok acı sözler söyleyerek karşı tarafı aslında yaralamaya çalışıyoruz, üzmeye çalışıyoruz ya, ama ki o kadar bize dönülmez şeyler yaşatıyor ki bazen vedayı da böyle hakkıyla ve insanca, vicdanlı bir şekilde yapmak lazım. Bak yarın da bayram, birbirinize saygınız yoksa çocuğunuz için birbirinize saygı duyun. O yani onun yüzü suyu hürmetine bu sakinliği koruyun. Bu arada sevgili seyirciler, bayram hediyesi gibi geldi. Tekerlekli, manuel tekerlekli sandalyeler geldi. Merhum Selahattin İncek ruhuna Nedime İncek bir adet akülü. Sabriye Pulaş, Emir Gökçe Bey, Songül Öztürk, Mirse Taner, merhum Ayten Sezer ruhuna güzel Güler Sezer, merhum Osman Sezer ruhuna Hatice Uzun, merhum Fatma Hasan Uzun çifti ruhuna Sedat Uzun, merhum Erkan Yenigün ruhuna Pırıl Yenigün, Zehra Ün, Sevim Çalışkan, Naci Göztepe, merhum Hatice Galip Erince, Hakan Gül ruhlarına sevgili Aygül, merhum Ömer Yılmaz ruhuna Kıymet Özdemir, merhum Niyazi Cemil Yıldız ruhlarına Zeynep Yıldız, Şakir'e Aşar, merhum Nurdan ve Emine Yozgatlı ruhuna, Bilge Demirel,
tekerlekli sandalye bağışını buldu. Bunlardan bir bölümde akülü tekerlekli sandalye bağışı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bayram hediyesi gibi geldi. Yarın da bayram. Erken kalkın çocuklar. Ramazan bayramımız mübarek olsun sevgili seyirciler. Ailemize sarıldığımız, büyüklerimizin kıymetini bildiğimiz, küçüklerimize, çocuklarımıza o sevgiyi gösterdiğimiz, birbirimizle kucaklaştığımız ama en çok sevginin, neşenin konuşulduğu o bayram sabahını ve bayram günlerini yaşamanızı diliyorum. Hepimizin bayramı mübarek olsun. İnşallah bu bayram vesilesiyle de bizler vicdanlı, inançlı insanlarız. Sağduyulu ve barışçıl bir yaklaşım gösterirsiniz. Düşmanlıktan uzak durun. Ya şu bayramda barışın, pazartesi tekrar küsün. Ama şu bayramı çocuğunuzla hakkıyla yaşayın, tamam? Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayat bayramı olsa, bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayramı olsa. Nefes aldıkça umut hep var. Yalnız değilsiniz.